O da geçen yıl bizim ekipteydi. Bu yarışma kapsamında beraber çalıştık. Bu sene de yine beraber çalışıyoruz. Gerek şartname olsun, gerek parkurların hazırlanması, onunla ilgili çalışmaların yürütülmesi, işte hakemlerimiz değerlendiriyor, onların sonuçlarının bu tarafta değerlendirilmesi gibi konularda biz birlikte T3 Vakfı ile beraber çalışıyoruz. Bu yıl tabii zor bir dönem, hepimiz için, ülkemiz için de zor bir dönem. Pandemiden dolayı ben açıkçası LinkedIn'de veya Twitter'da bütün ekiplerin videolarını da izlemeye çalışıyorum. Her yarışmadan da geliyor. Çok da mutlu oluyorum. Herkes gayet motivasyonu en üst düzeyde devam ediyor hazırlıklara. Eminim siz de takımlar olarak devam ediyorsunuz. Tabii ki bir zorluğu var. Özellikle 20 yaş altı arkadaşlarımızın bir araya gelmesindeki zorluklardan dolayı zor bir süreç ama gördüğüm kadarıyla bütün takımlar aslında çalışmalarını devam ediyor bir şekilde. Bu bizim için mutluluk verici bir şey. İnşallah hani bir iki hafta içerisinde hani ülkede de iyi gidişat var pandemi açısından. Ülkede bir şekilde toparlanırsa hepimiz için daha rahat bir çalışma ortamı olacak diye ümit ediyoruz. Diyerek ben hemen bir küçük bir sunumumuz var aslında. Geçen yıl da benzer bir konseptte ilerlemiştik. Hemen bir 10 dakika ben bir hızlıca bir özet bilgileri aktarayım. Sonra gelen soruları biz bir PowerPoint dosyasına yükledik. Onu açacağım. Onun üzerinden hızlı hızlı soruları cevaplamaya çalışacağız. Daha sonra değerlendirmemiz gereken sorular varsa onları not alacağız, geçeceğiz. Biz daha sonra cevabını ileteceğiz. Hemen peşinden de ben daha ilave sorular varsa onları da hızlıca almaya çalışacağız. Müsaadenizle başlıyorum. Engin Bey, ekranda bir sıkıntı yok değil mi? Sunum için. Yok Zekeriya Tamam. Bey. Bütün arkadaşlar görüyorsunuz zannediyorum. Tamam. Şimdi sunum kapsamında aslında birkaç alt başlıkta hızlıca bir değerlendirme yapacağız. Genel olarak işte takvim, kritik konular, hangi kategorilerimiz var, puanlamalar, ödüller nasıl diye aslında bir alt başlıklarda hızlıca bir özet bilgileri topladık. Kritik gördüğümüz, tabii şartlarındaki her şeyi yazmadık buraya ama bir hatırlatma olması açısından ekipler için de buraya bir özet bilgi olsun diye koyduk. Şimdi önce bir takvime bakacak olursak, biz 5 Haziran tarihinde kritik tasarım raporunun son teslimi tarihi olarak gözüküyor. 5 Haziran'da biz kritik tasarım raporlarını istiyoruz. 26 Haziran'da T3 Vakfımız kritik tasarım sonuçlarını ve maddi destek almaya hak kazanan takımları açıklayacak. 14 Ağustos'ta sualtı araçlarının sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videolarının son teslim tarihi olarak not ettik. Bu tarihe kadar videoları göndermenizi bekliyoruz. Bu bizim için çok kritik bir adım diyebiliriz. Şartnamede de belirttik bunu. 21 Ağustos'ta finale kalan takımların açıklanması inşallah da 22-27 Eylül tarihlerinde de yarışma tarihi olarak şu an takvime uygun şekilde ilerliyoruz. Ben hemen kritik konulardan bahsedeyim. Şartnameden buraya aldığımız özet bilgiler. Bildiğiniz gibi robotların en büyük ayrıtının 90 santimetreden daha küçük olmasını bekliyoruz. Kablo uzunluğu önemli bizim için. Önceki yarışmalarda özellikle ilk yıl yarışmada biraz sıkıntı yaşamıştık bu konuyla ilgili. Dolayısıyla sualtı araçlarınıza bağlayacağınız kabloların güç ve data kablolarının minimum 25 metre olmasını istiyoruz. Çünkü yarışma parkurlar kurulduğu zaman pardon. Devam ediyorum. Bir ses geldi ama. Ya çok özür dilerim. Ben yanlışlıkla sesim hiç oldu da. Ses problemi vardı. Mikrofonları kapatabilirsek. Tamam. Bilirsin. Robotlarımız havuzun derinliği yaklaşık 2 metre civarında olacak. 2-2,20 civarında oluyor. Burada tabii biz özellikle genelde geçtiğimiz yıllarda en çok yaşanan problem suya dayanıklı olma, sızdırmazlık problemi. Bunu maalesef ilk yıl çok yaşadık. Geçen yılda maalesef takımlar büyük ölçüde hazırlıklı gelmiş olmasına rağmen final etabında daha yarışmadan henüz sızdırmazlık problemleri yaşamaya başladılar. Dolayısıyla vurgulayacağımız en önemli konulardan biri sızdırmazlık. Lütfen sızdırmazlık testlerinizi bir yöntem geliştirin ve 3 metreye kadar minimum, yani havuz biz 2 olduğu için 1,5 çarpan 1,5 emniyet payı bıraktık. En az 3 metrede belli bir süre test ederek sızdırmazlığını garanti ederek testlerinizi gerçekleştirin. Yoksa sızdırma olduğu durumda hakikaten onun geri dönüşü daha zor oluyor. Özellikle final etabında.
Şunu da değerlendirmeniz gerekiyor. Final etabında aracı açıp bir takım müdahalelerde yapma ihtiyacı hissedeceksiniz. İster istemez. Dolayısıyla sızdırmazlığı kurgularken, yani birimin açıp kapatılmasını da o kadar kolay yapılabilecek ve sızdırmazlığı da garanti edebilecek şekilde yöntemler geliştirmenizde fayda var. Genelde bazı takımlarda çok fazla kapak vesaire mekanizmaları olduğu için yarışma esnasında final etabında bunları açtıkları zaman tekrar kapatmaları durumunda bu sızdırmazlığı sağlamakta güçlük çekiyor takımlar. Bence yani bizim gördüğümüz en kritik konu bu diyebiliriz yarışma final etabı açısından, finale kadar gelebilecek takımlar açısından. Tasarımlarınızda lütfen bu hususa dikkat edin diye önerelim bu aşamada. Kablo izolasyonları bizim için önemli. Güvenlik kontrolü önemli. Önce emniyet diyoruz biz. Onun için yarışma şartnamesinde bir takım emniyet hususları zaten yazıldı. Bunlar bizim için önemli. Buradaki gereksinimleri veya minimum şartları sağlayamayan takımları biz havuza almıyoruz hiçbir şekilde. Manipülatör kolla ilgili tabii görevleri yapabilmek için manipülatör kola ihtiyacınız olacak. Özellikle su altındaki temizlik ve montaj görevleri için. Manipülatör kolda tabii çok diye farklı tasarımlarınız olacaktır diye düşünüyoruz. En büyük ayrıtı hesaplarken tabii manipülatör kolu hariç hesaplıyoruz biz. Onu da not etmiş olalım burada. Yarışma kurallarına gelirsek aslında finalde yarışma havuzun olduğu bölgede iki ekip olarak yarışma alanında yer alacaksınız. Takımlarınızın çalışma masası olacak. Çalışma masasının haricinde bir de havuzun yanında kontrol masası olacak. Kontrol masasında takım üyeleri olacak. Bunlar havuzu ve su altını göremeyecekler. Su altının robotunu göremeyecekler. Bir de havuzun üzerinde havuza robotun bırakılmasını sağlayan takım üyeleri olacak. Onlar da kontrol masasına gidemeyecekler. Birbirleriyle haberleşemeyecekler. Dışarıdan herhangi bir yönlenme olmaması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Dikkat edeceğiz. Diskalifiyeye kadar gidebilecek kararlar alabiliriz burada. Bu bizim için önemli bir konu. Kontrol masasında da, havuzun etrafında da hakemlerimiz olacak. Bunlar yarışmayı yönlendiriyor ve yönetiyor olacaklar. Yarışma esnasında 5 dakikalık hazırlanma süremiz var. Hazırlanma süresi sonunda hazır olmasa bile takım havuza robotu koyup koymamaya bakmadan biz süreyi başlatacağız. Bir kereye mahsus 10 dakikalık ilave bakım süresi alabiliyorsunuz. Bakım talebini takım kaptanı yapıyor. Bakım süresi içerisinde bütün takım üyeleri aracın yanına gelebiliyor. 10 dakikalık süre bittiği zaman da her halükarda yarışma süresi kaldığı yerden devam edecek. Bakım süresi dışında hakem onayıyla yine müdahale etme şansı var takımın araca ama süreyi durdurmuyoruz burada. Süre aynen devam ediyor. Havuzun kirletilmemesi önemli bizim için. 20 ceza puanı vereceğiz bu durumda. Yarışmayı bir su altı kameralarıyla takip ediyor olacağız. Herhangi bir yarışma esnasında çıkabilecek, şartnamede yazmayan özel durumlar için yarışma komitesi yani hakemler yetkili olacak. Şartnamede yazan bazı hususları yarışma günü final etabında ortamın bulunduğu şartlar, o gün oradaki durumlara göre, hazırlık durumuna göre, altyapı durumuna göre bazı kararları değiştirmek durumunda kalabiliyoruz maalesef. Ama bunlar bütün takımlara adil olacak şekilde bu kararlar alınıyor. Bunu da şimdiden not edelim. Yarışmadan hemen önce hakemlerimiz briefing verecek yarışma alanında. Hakemlerin yarışmayı durdurma etkisi var. Yarışmanın hemen sonrasında 3 saat içerisinde yarışan takımların final değerlendirme raporlarını teslim etmesini bekliyoruz. Sonrasında da hocalarımızla mülakat yapılacak. Mülakat bizim için kritik. Özellikle bu mülakatlarda takımların aracı ne kadar kendilerinin yaptığı, ne kadar kendileri katma değer sağladığı, bunlar dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacak. Dolayısıyla bu sene geçen yıldan farklı olarak biz özgünlüğe daha fazla puan verdik. Bu özgünlük hem raporlarda değerlendiriliyor, hem ayrıca bir değerlendirmesi olacak, hem de hakemlerimiz de mülakat esnasında da bu konular değerlendirilecek diye düşünebilirsiniz. Güvenlik önemli demiştik. Yarışma öncesi sızdırmazlık testi yapıyoruz. Sızdırmazlık testini geçtiğini düşündüğümüz araçları biz suya alacağız. Emniyette olmayan su altı araçlarını da havuza almayacağız. Özellikle bataryalı araçlar için araç üzerinde, diğer araçlar için de kontrol istasyonunda, bataryalı araçlar için hem araç üzerinde hem kontrol istasyonunda olmak üzere acil durdurma butonu olmasını istiyoruz. Bu bizim için kritik. Önceki yıllarda maalesef bazı takımlar bu konuda
şey yapamadı yani durduma butonu olmayan takımlar da oldu. Ceza puanı işletmek durumunda da kalabiliyoruz bu tip durumlarda. Diskalifiye etmek durumunda da kalabiliriz. Lütfen bu hususlara yarışma şartnamesinde güvenlikle ilgili belirtilen hususlara lütfen takımların dikkat etmesini rica ediyoruz. Çalışma gerilimiz 50 voltun altında olacak. Bataryalılar için 48 yazmıştı ama sanırım raporda 50 volt yazıyor diye hatırlıyorum ben. Yarışma şartnamesinde pardon. Kabloların yalıtımı önemli ve mümkün tasarımlarınızda sigorta kullanmanız da bizim için önemli diyebiliriz. Bazı arkadaşların önceki dönemlerde motorları direkt suyla temas halinde olduğunu gördük. Buna izin vermiyoruz. İzolasyona sahip olması gerekli. Bunu kontrol ediyoruz. Aracın gövdesinde, motorunda, pervanesinde açık keskin uçlar olmamalı. Tüm uçlar köreltilmiş ya da nozul içerisinde bulunmalı. Pervaneler açık kesinlikle yarıştırmıyoruz. Bunu lütfen not edin. Pervaneler açık bir şekilde havuza aracı almayacağız. Yarışamazsınız. Çünkü biz araca müdahale etmek için dalgıç bulunduruyoruz. Bu güvenlik açısından uygun değil. Bu araca ve kontrol ünitesinde olan elektriksel bağlantılar gergin yapılmaması, ani hareketlerde esnek sağlayabilecek şekilde olması bir tavsiye niteliğinde aslında biraz daha. 220 voltla çalışan cihazların elektriği su altarcının elektriğinden tamamen ayrı olacak. Genelde laptop kullanılıyor burada. Orada 220 volt altyapısı olacak. Zaten takımlar oradan beslenebilecek. Laptopun da özellikle kontrol masasında. Ve gelip 220 volttan beslenebilecekler ama bu 220 volt hiçbir şekilde araca gitmeyecek. Su altı aracının elektriğinden tamamen bağımsız olacak. Hidrolik sistemler kullanılması yasak. Şartnamede bunu belirttik. Bununla ilgili sorular geliyor. Hidrolik ama şu olur mu bu olur mu diye bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Yarışma şartnamede belirttik. Hidrolik olmayacak diyoruz. Su altı aracının üzerinde gevşek parçalar bulunmamalı. Kamera vesaire gibi. Çünkü bunlar havuzun içerisinde düşmek durumunda kalabiliyor. Özellikle keskin parçalar düştüğü durumda. Havuzda küçücük bir delik açılması bile maalesef 100 ton suyun bir aşağı altta kaçak olması durumunda 100 ton suyu boşaltmak durumunda kalıp tekrar orayı kapatmak durumunda kalabiliyoruz. Onun için bu tip detaylar bizim için kritik oluyor maalesef. Bunlara da bütün takımların dikkat etmesini bekliyoruz. Genelde yerleşim şu şekilde oluyor. Yani bir tane çadırımızın içinde orta bölgede bir tane yarışma havuzumuz oluyor. Havuzun etrafında yaklaşık 2 metrelik bir yürüme parkuru oluyor. Bir saniye. Lazer pointer'ı görebiliyorsunuz sanırım. Havuzun etrafında yürüme parkurlarımız oluyor. Genelde kontrol masasını hakem masalarının olduğu yere konumlandırıyoruz. Şu civarlarda konumlandırıyoruz ama o günkü şartlara göre yerini değiştirebiliyoruz. Bu sebeple biz kabloyu en az 25 metre istiyoruz. İki tarafta çalışma masalarımız olacak. Takım masaları. Her takıma bir masa verilecek. Masalar üzerinde masaların yanına elektrik çekilmiş olacak. Elektrik altyapısı. Oradan takımlar dilediği gibi çalışabilecekler. Hakem masalarının iki yan tarafında iki tane deneme havuzumuz olacak. Bu deneme havuzlarında takımlar denemelerini yapabiliyor olacak. Ama buraya güç beslemesi vermiyoruz. Dolayısıyla burada sadece aslında sızdırmazdık denemeleri. Onun haricinde takımlar güç vererek deneme yapmak isteyeceklerse de hakemlerin kontrolünde ve onayıyla yapılmasına izin vereceğiz. Kategorilere hızlıca bakacak olursak temel ve ileri kategorimiz var. Temel kategoride 3 tane görevimiz olacak. Engel geçiş, su altı temizlik ve su altı montaj görevi. İleri kategoride ise 2 tane alt başlıkta görevlerimiz olacak. Biri uzaktan kontrollü görevler. Burada su altı temizlik ve su altı montaj olacak sadece. Geçen yıla göre farklılıklar var burada. Otonom görevlerde ise 2 tane görevimiz var. Geçen yıl daha fazlaydı ama görevleri yapabilme durumlarını da dikkate alarak biz buraları revize ettik. 2 tane görevimiz olacak. Bir tanesi engel geçiş görevi, diğeri de denizaltının tespiti ve su altı aracının konumlanması görevi olacak. Bu otonom görevler bizim için önemli. Önümüzdeki yıllarda bu otonom görevlerin yani biz aslında uzaktan kontrollü görevleri tamamen minimize edip otonom görevlere odaklanmayı hedefliyoruz diyebiliriz. Evet, engel geçişte temel kategoride 3 tane tepesinde 10 santim açıklık bulunan 100 santimetre çaplı dairesel engeller olacak. Bunların içerisinden herhangi bir sıraya bağlı kalmadan geçilmesini bekliyoruz. Maksimum 3 dakikada görev tamamlanmasını bekliyoruz. Başarılı geçişlere göre puanlama yapacağız. Çembere temas durumunda tekrar geçmesi gerekecek takımların. Burada sorular geliyor işte kablo değerse vesaire.
Kablo değmesine dikkate almıyoruz. Aracın geçişi yaparken değmemesi gerekiyor. Araç değdiği zaman hakemler uyaracak bunu. Tekrar geçişi yapması gerekecek takımın. Başarılı geçişe göre puanı veriyoruz. Burada zaten şartnamede puanlamalar yazıyor. Su alt temizlik görevinde de farklı yerlere yerleştirilmiş 5 tane objeyi toplayarak takımın belli bir bölgede aynı renkteki objelerin aynı renkteki sepetlere bırakılarak görevin tamamlanmasını bekliyoruz. Objeyi sepete yanlış yerleştirilirse -1 puan vereceğiz. Hani bugüne kadar gördüğümüz bir durum değil ama olabiliyor. Bazen takılı kalıyor. Objeyi bir yerden bir yere taşırken düşürebiliyor araçlar. O durumda içeriden çıkartmasını da bekliyoruz açıkçası. Çıkartmazsa -1 puan yazacağız. Su altı montajda da rastgele pozisyonlanmış 5 tane obje kullanılarak havuzun tabanında bulunan bir yapının montajı şeklinde olacak. Buradaki çizim detayları henüz belli değil. Çalışıyoruz. Soru cevap seansından sonra, yani bayramdan sonra en kısa zamanda aslında bu çalışmayı yaptıktan sonra Haziran ayı içerisinde çizimleri takımlarla paylaşacağız. İleri kategoriye baktığımız zaman da uzaktan kontrollü görevlerde birinci görev yine su altı temizlik görevi. Burada süremiz 4 dakika. Temel kategoriyle farklı burada süreden geliyor. Su altı montajda da maksimum 5 dakika süremiz var. Otonom görevde ise bir tane tepe kısmında 10 santimlik açıklık bulunan bir çemberi, 1 metre çapında bir çemberi havuzun içinde rastgele yerleştireceğiz. Bu çemberin içerisinden geçişe göre puan vereceğiz. 5 dakika süre var. Başarılı geçişe göre puanlama yapacağız burada. Temaslı veya temassız. Burada diğerinden farklı olarak otonom görevde temaslı geçişe de puan veriyoruz. Son görevde ileri kategoride denizaltının tespiti ve su altı aracının konumlanması. Burada da bir tane denizaltı maketimiz olacak. Geçtiğimiz iki yarışmada vardı zaten bu görev. Bu denizaltının etrafında da 3 tane dairemiz olacak. Bunun ortasında bir denizaltı maketi. Bu denizaltının otonom olarak tespit edilerek denizaltıya en yakın şekilde aracın konumlanmasını ve dibe oturmasını bekliyoruz. Konumlanmış olduğu bölgeye göre de puanlama göre puan vereceğiz. Puan detaylarına girmiyorum. Burada en önemli kritik konu puanlar. Buradaki tabloda toplam puanlar mesela temel kategoride 560 gözüküyor ama süre puanları yok. Biz bu görevleri aslında buradaki amacımız hem görevleri tamamen başarıyla yerine getirmek hem de en hızlı şekilde sonuçta en hızlı şekilde yerine getiren takımlar buradan ilave puanlar alacak. Dolayısıyla burada hem başarılı olarak görevi tamamlamak hem de en hızlı şekilde yapan takımlar aslında fark yaratacak diyebiliriz. Bunlar da ödüller. Bunları zaten biliyorsunuz. Bu sunumdaki söyleyeceklerim benim bu kadar. Şimdi ben soru cevap kısımlarını açacağım. Engin Bey, ekran paylaşamıyorum ama şu anda. Tekrar. Evet, Engin Bey, host olarak sizi verdim tekrar. Ben devam ediyorum. Görebiliyor musunuz?
Evet, Tamam. görünüyorsunuz bu sorular. Evet, gözüküyor. Teşekkür. Şimdi ben hızlıca, çok fazla soru geldi aslında. Çok benzer sorular da var. Hızlı hızlı geçmeye çalışacağız üzerinden cevaplayabildiğimiz kadarıyla. Ben tabii dün geldi soruların tamamı. Hepsine bakma imkanımız olmadı. Hızlıca ben şey yapıyorum. Bazılarına cevap yazdık zaten. Çemberler, obje ve denizaltının boyutu, konum ve rengi nedir? Ne zaman açıklanacak? Biz alt göncümüzde tasarım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Muhtemelen Haziran ayının ikinci haftası, ama biraz daha sarkabilir. Haziran ayı içerisinde diyeyim ben buraya. Haziran ayı içerisinde biz bunu paylaşacağız. Yalnız denizaltının yani geçen yıl kullandığımız denizaltıyı muhtemelen kullanacağız. Belki ufak tefek modifikasyonlar olabilir. Çemberler de geçen yıl zaten vardı. Yeni katılacak takımlar tabii bununla ilgili bir sorun, ama kreatini takımı burada mı? Engin Bey? Veya o takımdan katılan var mı hiç? Takım kaptanı Bünyamin miydi? Bünyamin buradaydı Zekeriya hocam. Ya kanka. Tamam. Ya Ben de ben buradayım. LinkedIn'den takip ediyorum tabii. Bir simülasyon yapmış arkadaşlar. Değil mi? Kaan, yanlışım varsa düzelt. Evet hocam. Aslında takımların da erişimine açık. Orada parkurla ilgili çok güzel bir çalışma yapılmış. Ben çok beğendim açıkçası. Orada aslında parkurdaki objelerin, yani obje demeyeyim de, en azından çemberin, denizaltının nasıl bir şey olduğunu birebir simüle etmiş arkadaşlar. Bütün takımları aslında öneririm. LinkedIn hesabından oradan bir ona bakabilirler. En azından biz bilgileri netleştirip paylaşana kadar. Bu konuda Evet da hocam, kreatif takımına boyutların teşekkür edeyim yani. sağ olun hocam. Boyutlarını da aslında birebir geçmiş yılın tasarımlarına göre çizdik. Yani hani tam normal boyutlarında şeyde. Tamam, ben şöyle söyleyeyim aslında. Engin Bey, bu takımın yaptığı bir çalışma var. Herkese de share etmişler onu aslında, video şeklinde. Hani bütün takımlara paylaşabilirsek bu bilgiyi, ilk defa katılacak takımlar arasından güzel bir fikir verir. Onlar için de faydalı olur. Kreatin takımına da teşekkür ederim. Hani herkes de açmayabilir yani bu bilgiyi tabii de. Sağ olsunlar, paylaşımcılar bu konuda. Herkese de faydası olur diye düşünüyorum, uygunsa sizin için de. Uygundur. Biz de paylaşabiliriz. Evet, Kaan, sıkıntı yok değil mi takım için? Yo hocam, hiç sorun değil. Zaten açıkça paylaştık biz de. Tamam, peki. Hı? Devam ediyorum ben burada o zaman. Tamam. Bunu dediğim gibi Haziran ayı içerisinde paylaşacağız. Havuzun içinde bulunan sepet kaç metre yüksekte bulunacaktır? Ya aslında bunu biz geçen sene de bu bilgileri paylaşmadık. Sepetin yüksekliğini söylemiyoruz. Sonuçta araçtan beklentimiz havuz içerisinde herhangi bir yerde, herhangi bir konumda bu faaliyeti yapabilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla şimdiden işte şu kadar yükseklikte olacak, bu kadar yüksekte olacak diye bir şey söylememiz çok uygun da olmayabilir. Biz geçen sene söylemedik. Sepet bilgilerini sadece paylaşmıştık. Burada da muhtemelen aynı şey olacak. Yüksekliğini paylaşmamış olacağız. Orada final etabında orada kendimiz belirleyeceğiz onu rastgele. Bu en çok gelen sorulardan biri, nesnelerin yaklaşık ağırlığı ne kadar olacaktır? Burada aslında şöyle varsayabilirsiniz. Biz nesneleri tabii ürettikten sonra bu bilgiyi daha net paylaşırız. Ama şöyle, robot koluyla, yani herhangi bir robot koluyla aslında çok rahat kaldırılabileceğini düşün. Yani su altındaki ağırlığının suya göre, nötr sefiye göre biraz daha negatif olmasını bekleyebilirsiniz. Burada tabii tam ne kadar sefiye farkı vardı onu tam şu anda söyleyemiyoruz açıkçası, ama üretimler tamamlandıktan sonra ölçerek ancak bunu söyleyebiliriz. O esnada o bilgiye ulaştığımızda paylaşabiliriz, ama burada genel varsayım olarak çok zayıf bir robot yapmadıysanız, yani trustları çok zayıf değilse, basit bir robot koluyla bütün objeleri çok rahat kavrayıp kaldırabilirsiniz. Biz bunu geçen senelerde gördük. Sadece mesela geçen yıl denizaltı biraz daha uzun olduğu için yaklaşık 50 santim boyundaydı. Bazı takımların yani güç parametreleriyle ilgili bence sıkıntısından dolayı kaldırmakta zorlandılar. Sadece denizaltı kısmını söylüyorum. Orada çünkü denizaltıyı da kaldırıp sepete koyma görevi vardı. O görevde biraz zorlandılar, ama diğer objelerin hiçbir takımın zorlandığını görmedik biz açıkçası çok da. Dolayısıyla sudaki ağırlığının çok küçük olacağını varsayabilirsiniz şimdiden. En azından takımlara şimdilik bu bilgiyi vermiş olalım. Engelden geçiş görevinde aracın kablosu çembere değerse geçiş geçersiz mi olur? Hayır, buna söyledik zaten. Kablo değil. Bizim burada amacımız şey.
aracın temassız geçmesi. Araç geçtikten sonra, çünkü diğer kabloya giderken, diğer çembere giderken zaten kabloyu arkasından mecbur çembere temas ederek gidecek. Dolayısıyla aracın geçişinde temas olmaması lazım. Araç geçerken temas olursa tekrar geçmesi gerekecek. Araç için kullanılacak acil durum butonun amper ve volt değerleri hangi aralıkta seçilmelidir? Bu bir tasarım kararı. Buna biz cevap veremeyiz. Sadece şunu söyleyebilirim ben. Atıyorum 48 volttan besleniyorsanız kullanacağınız motorların anlık akım çekme kabiliyeti olacak. Yani bunları ölçmenizde fayda var diye düşünüyorum. Osiloskop falan varsa, aslında öyle bir imkanınız varsa osiloskopla ölçseniz. Çünkü anlık akımlara göre şeyin belirlenmesi daha faydalı olacak. Her bir acil durum butonunda anlık ve continuous değerleri var. Dolayısıyla sizin aslında kaç tane motorla tasarım yaptınız? Hepsinden anlık aynı anda mı çekeceksiniz yoksa sıralı mı açacaksınız? Hepsinden ne kadar çekebileceksinize bağlı olarak sizin tasarıma özgün olarak bu değeri belirleyip buna göre karar vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla biz buna cevap verebilecek durumda değiliz. Yani sizin tasarımınızı bilmediğimiz için. Sadece ama anlık akım, yani continuous çekecekleri akımlar değil arkadaşlar, anlık çekilecek akım değerlerine de dikkate alarak bu butonların seçilmesi uygun olur. Literatürde navigasyon için kullanılan sistemler pahalı olduğu için elimizdeki tek seçenek kamera kalmaktadır. Kamerayla pozisyonlama yapabilmek için de havuz altında kamerayla algılayabileceğimiz cisimler olmalıdır. Bu sebeple havuzun duvarlarına pozisyonlama amaçlı fosforlu veya parlak renkte farklı şekilde cisimler koyma veya havuz duvarlarına resme yapıştırma gibi bir ihtimalimiz var mıdır? Bu soruyu bir değerlendireceğiz. Daha önce bunu yapmadık. Yani illa gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü mesela çember görevinde havuz içinde bir tane çember olacak zaten. Bu siyah renkli oluyor. Havuzun aydınlatmasını bu sene daha güçlü yapacağız. Bir de geçen yıl havuz tabii 6 gün olduğu için geçen yılki göre 3. günden sonra biraz suda bulanma olmuştu. Bu sene biraz daha farklı olarak ya temizleme veya ortasında otonom görevlerden önce suyun temizlenmesi gibi bir suyun tekrar değiştirilmesi gibi bir çalışma yapacağız diye planlıyoruz. Bilginiz olsun. Dolayısıyla hani görüşte çok sıkıntı olmuyor. Olmayacağını değerlendiriyoruz. İlla pozisyonlama için bir şeye ihtiyaç olmayabilir. Çünkü otonom olarak zaten bir tane obje arayacaksınız. O objeyi otonom olarak arayabilir. Hani takip eden görevler olsa belki olabilir ama tek bir şey beklediğimiz için havuzun içerisinde aslında bu taramayı yapacak şekilde yapılabileceğini düşünüyoruz. Ama bu seçeneği bu yararlı olabilecek bir şey takımlar için. Bunu bir değerlendireceğiz. Bununla ilgili geri dönüş daha sonra yaparız. Ama şimdilik böyle bir şey düşünmüyoruz. Havuz içerisi bulanık olur mu? Bununla ilgili ben açıklama yaptım aslında. Havuzu arada, ortada bir yerde suyunun tekrar değiştirilmesi konusunu değerlendiriyoruz. Görevler hakkında detaylı bilgi ne zaman verilebilir? Zira şartnamedeki özellikle uzaktan kontrollü görevler anlaşılamamaktadır. Bununla ilgili bir eğitim dokümanı yayınlamayacağız arkadaşlar. Aslında şartnamede gayet net olduğunu biz düşünüyoruz. Sonuçta 10 metreye 5 metrelik bir havuzumuz var. İçeride objeler olacak. Sadece görevlerle ilgili, objelerle ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak sizle. Ama dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi bir tane takımın hazırladığı bir video var. Önceki geçen yıl görevleri içeren. Engin Beyler paylaşacak. Aslında o diğer ilk defa katılacak takımlara bir fikir verecektir. Görevlerin ne olduğuna dair olarak. Onun için tekrar ben diğer hazırlayan takıma, Creative takıma teşekkür ediyorum. Gamepad kontrollerinde tuş kalitesi tepkime süresini etkiler mi? Operatörün, yani tabii bu şimdi tasarım detay soruları arkadaşlar. Bu tarz sorulara biz cevap vermemiz çok uygun değil. Tabii ki etkileyebilir. Hani hangi açıdan baktığınıza bağlı. Kullandığınız kablo, haberleşme hızları, bunların hepsi aslında sizin oradaki tepkime sürelerini, yani siz kameradan bir şey göreceksiniz, çembere doğru yaklaştığınızda aslında tepkime hızınız yavaşsa, belki siz geçiyor olduğunuz varsaydığınız durumda aslında gerçekte araç belki çembere takılıyor olacak. Bu tarz örnekler gördük geçtiğimiz senelerde. Dolayısıyla bu kameradan aldığınız görüntüyle gerçekten sizin kontrolde verdiğiniz komut arasındaki geçen süreleri ölçseniz faydalı olabilir bence. Bunu hani kendi testlerinizde denemenizde fayda var diye düşünüyoruz. Denizaltı kurtarma görevinde maketin etrafındaki çemberlere yaklaşıp asılı olarak kalacak mıyız? Yoksa çemberlerin üzerine iniş mi yapacağız? Ya da bu iki durum arasında bir farklılık var mıdır? Bunu söyledim aslında. Yere konumlanmayı bekliyoruz arkadaşlar. Yani evet, burada denizaltının üzerine çarpma riski olabiliyor ama çok büyük bir risk oluşturmuyor bu bizim için. Dolayısıyla en yakın konum, çünkü çemberlerin üzerinde nereye konumlandıysanız ona göre puan vereceğiz. Askıdayken bunu değerlendirmemiz çok zor.
Montaj görevi nasıl gerçekleştirilecektir? Bunun için manipülatör kola herhangi bir işlev eklenmesi gerekmekte midir? Söz konusu görev için daha ayrıntılı bir açıklama yapılabilir mi? Bunu tek aynı benzer soru geçiyorum. Görevlerle ilgili arkadaşlar bir video paylaşacaklar zaten. Biz objelerin çizimlerini de paylaşınca bu konu netleşecektir diye düşünüyorum. Manipülatör kolların rahatlıkla tutabileceği şeyler oluyor aslında bizim objelerin üzerinde. Ona göre objeler tasarlanıyor. O objelerden uygun olan yerden zaten bütün takımlar tutarak kaldırıyorlar. Dolayısıyla kola yönelik bir işlev biz tanımlamamız söz konusu değil. Onu takımlar kendileri karar verecekler aslında. Hangi eksenlerde hareket etmesi gerekiyor? Dönerek mi? Kendisi robot mu dönecek? Kolu mu çevirecek? Gibi seçenekler takımların kendini değerlendirmesi gerekiyor. Yarışma anında havuz tarafında olan kişilerin dalgıç kıyafetiyle havuza girme durumu var mıdır? Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Dalgıcımız olacak. Takımları kesinlikle havuza sokmayacağız. Yarışma görev başlangıç konumu havuz dibi mi yoksa su yüzey mi oluyor? Yani bu çok kritik olmuyor aslında. O yarışma günü karar veriyoruz. Evet, bu takımlarda aynı şeyi uyguluyoruz. Genelde bir kenar seçiyoruz. O kenardan başlatıyoruz yarışmaları. Suya koyar koymaz. Hazır mısınız diye soruyoruz. Yani su biraz yüzeyde olur. Bazen bazı araçların çok negatif seviyeli oluyor. Dolayısıyla koyar koymaz zaten gidiyor batıyor. Biz başlatana kadar batmış oluyor. Bazıları da koyuyoruz pozitif seviyeli oluyor veya nötre çok yakın oluyor. Askıda kalıyor. Dolayısıyla kendiliğinden bir fark da oluşabiliyor. Yani burada bir kural tanımlamıyor. Sadece başlangıç bölgesini ve kenar neresi olacaksa orayı bütün takımlar için ortak belirliyoruz. Aynı yerden başlatıyoruz diyebiliriz. Tabii bu otonom görevler için aynı olur mu? Çok emin değilim ama uzaktan kumandalı görevler için aynı noktadan başlatıyoruz. Yarışmanın yapılacağı havuz şartnamede belirtilen ölçülerin bittiği yerde duvar olacak şekilde bir havuz mu olacak yoksa bir havuzun içerisinde o ölçülerde sınırlı bir alanda mı yarış yapacak? Hayır, duvar olacak. Havuzun tamamını kullanacağız arkadaşlar. 5 metreye 10 metrelik bir havuz olacak. Su altında kablosuz modeme bağlanabilir miyiz? Yani bağlanabiliyorsanız bağlanın arkadaşlar. Yani bunu başarabiliyorsanız, su altında haberleşebiliyorsanız verimli bir şekilde bununla ilgili bir sıkıntımız yok yani. Araç su altına girdikten sonra bu bağlantıyı sağlayabiliyorsanız tabii ki şey yapabilirsiniz. Bununla ilgili limit koymadık. Araç kumandasını dışarıdan mı almanız yoksa kendimiz mi? Bununla ilgili bir kısıtımız yok. Tavsiyemiz de yok. Tavsiye derseniz yani bu bir trade-off arkadaşlar. Özgünlük puanımız bu yıl daha fazla. Dolayısıyla öne çıkmak isteyen takımlar olacaktır. Kendi tasarımını yapan takımlar. Bunlar kendi tasarımını yapmak ama yetmeyecek. Düzgün çalışmasını garanti ediyor olmak lazım. Bu sizin kararınız yani. İkisini de yapabileceğinizi düşünüyorsanız o şekilde. Ama bazı takımlar hazır kumandaları da tercih ediyorlar. Oraya efor harcamak istemiyorlar. Yani oradaki özgünlük puanından feragat edip ben parkurlardan kazanacağım da bir stratejidir. Yani bu yarışmanın şöyle bir durumu var arkadaşlar. Onun da farkında olun. Parkurlar var. Etaplar var. Süreler var. Süre puanları da gelecek. Yani bir yandan da strateji geliştirmenizi de bekliyoruz. Yani bir yarışma var. Burada aslında sadece görevleri bitirme amaçlı değil. Doğru stratejiyi doğru şekilde koymak da önemli takımlar için. Çünkü bu yarışmanın bir amaçlarından biri de ekip olarak hareket edebilmesi, ekip olarak karar verebilmesi için ve karar verebilmesi ve doğru stratejileri ortaya koyabilmesi. Bu yetenekleri de geliştirmek istiyoruz. Bunları da bekliyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu ekipçe vereceğiniz bir karar, stratejik bir karar diye düşünebilirsiniz. Görüntü işleme robot üzerinde yapılacaktır. Fakat görüntünün nasıl işlendiğini görmek için aktarma yapabilir miyiz? Bu soruyu tam robot üzerinde, görüntünün nasıl işlendiğini görmek için aktarma yapabilir. Ya burada şöyle aslında biz geçen seneden farklı olarak şunu söyledik. Robot üzerinde görüntü işleme yapacak arkadaşlara bunu bize oradaki hakemlere anlatacak ve gösterecek şekilde ilave 50 puan vereceğiz. Çünkü ekstra bir yetenek olacak. Bunu nasıl, yani sonuçta biz göreve başladıktan sonra araca başlat komutu verdikten sonra hiçbir şekilde müdahale ettirmeyeceğiz. Yani burada bu soruda şu akla geliyor açıkçası. Görüntü işleme robot üzerinden yaparken görüntüyü bu tarafa aktarınca aslında bu taraftan yapıyor, o taraftan yapıyor, soru işaretleri olacak. Yani bunu anlatabileceğinizi düşünüyorsanız, sadece görsel amaçlı buraya geliyorsa görüntü ve bunu hakemleri ikna edebileceğinizi düşünüyorsanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama bu benim kafamda bir soru işareti oluşturdu diyebilirim açıkçası. Buna şu an net cevap veremiyorum. Ama burada dikkat etmeniz gereken konu şu, araç üzerinde görüntü işleminin yapıldığına ikna olması gerekecek hakemlerin. Buna ikna etmeniz gerekecek. Dolayısıyla
Sadece görsel amaçlı, hani nasıl göründüğünü görmek istiyoruz diye sadece oradaki videonun bu tarafa gelmesinde bir sakınca olmayabilir. Ama bilgisayar üzerinde işleme yapılmaması gerekiyor. Eğer hakemlerimiz buna ikna olmazlarsa bu 50 puanı vermeyecekler, onu söyleyebilirim. Temel kategoride katılan yarışmacıların yarışma anında görevlilerden su üstü araç kontrol yazılımına girilmek ve su üstü kontrol yazılımında pilotun aracı daha iyi kontrol edebilmesi açısından gözükmesi için yarışma bünyesinde düzenlenen görev için gerekli olan nesnenin havuz yönetimi koordinatlarını talep etme durumu söz konusu mudur ya da pilotun yarışma anında havuzu görmemek şartıyla koordinatları göz karar girmesi etik midir? Arkadaşlar koordinatları vermeyeceğiz. Yani burada buradaki amacımız, yani buradaki bu yarışmadaki amaç şu: su altında rastgele konumlanmış bir şeyler var. Bunu aracın, aslında araç kontrolünü de, hani operatör de önemli burada. Dolayısıyla operatör yeteneğinin de gelişmesi gerekiyor. Bazı takımlar geçen yıl bunu çok iyi yaptılar. İstediğim herhangi bir yerden başlatsak da çok hızlı bir şekilde objeleri gidip alıp yerlerine koyabildiler. Dolayısıyla burada beklentimiz öncesinde operatörün, yani operatör olacak arkadaş kimse, bu görevleri temsilen birkaç kere yapıyor olması. Çünkü orada ilk defa orada yapacak olursanız, yani kontrol masasında maalesef kamera üzerinden su altı görüntüsüyle gerçekteki algı aynı olmuyor. Dolayısıyla takımlar en çok burada zorlanıyor diye düşünüyoruz biz. Görevlerde sıkıntı yaşayan takımlar için söylüyorum bunu. Su üstü istasyon havuzu olan yaklaşık uzaklığı kaç metre? Şu an buna bir şey diyemiyoruz. Birkaç metre, 5-6 metre olabilir ama burada söyleyeceğimiz sadece kablonun en az 25 metre olması gerektiği. Buna dikkat etmeniz yeterli. Gerisi orada hakemlerin birlikte karar vereceği bir konu. Engellerin koordinat bilgileri paylaşılmayacak arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Çünkü koordinat bilgisinde otonom görevden beklediğimiz görev haricinde yaklaşımlar sergilenebiliyor. Dolayısıyla bu sene aslında biz şu o detayı tam ekibimizle konuşmadık ama detaylı konuşacağız. Takımlardaki göreve başlama pozisyonlarının farklı olması gibi konuları bile gündeme getirebiliriz. Otonom görevler için. Bunun da farkında olun. Hani oradaki amacımız şu: gerçekten görüntü işleyerek, görüntüden bir şeyleri tespit ederek gidip gitmenizi bekliyoruz. Yani burada gerçek konuma gitmenizi istemiyoruz. Relatif olarak kameralardan görüntü alıp o relatif konuma gitmenizi bekliyoruz. Dolayısıyla koordinat bilgisine çok ihtiyaç olacağını düşünmüyoruz açıkçası. Beklentimiz de bu yönde olacak. Otonom görevlerde bu sene koda müdahale edilmeyeceği belirtildi. İki otonom görev arasında rovu açabilir miyiz? İki otonom görev arasında rovu açabilir miyiz? Yani bunda bir engel yok. İki otonom görev arasında rovu açabilirsiniz tabii ki. Otonom görevlerde parkur bilgileri paylaşılacak mı? Hayır, detayını paylaşmayacağız arkadaşlar. Zaten görevin ne olduğu belli açıkçası. Bir tane denizaltı var bir yerde. Onun, yani bilgiler derken parkurdaki çizimler ve detaylar tabii ki paylaşılacak ama parkurun detayı, nereye konumlanacağını falan paylaşmayacağız. Yarışmadaki otonom görevler şartlamadaki sıraya göre mi yapılacak, yoksa belirlenmiş herhangi bir farklı sıralama mevcut mu? Bunu aslında yarışma günü karar veriyoruz arkadaşlar. Normalde sıraya göre gidiyoruz ama yarışma gününde daha etkin olduğunu, zamanı daha etkin kullanacağımızı düşündüğümüz durumda yarışma öncesinde bilgi vermek kaydıyla, takımlara bilgi vermek kaydıyla sıralamayı değiştirme imkanımız var. Şartname için şeyi de söylemek lazım. Şartnamede gördüğünüz hususlarla ilgili yarışma gününde hakemlerin, hakem heyetinin ilave karar alma veya değişik karar alma yetkisi var. Şartnamede bunu hepiniz kabul ederek geliyorsunuz. Dolayısıyla hani bariz büyük bir değişiklik olmayacak şekilde yarışmanın da gerçekleştirilebilmesi hedefi doğrultusunda hakemler farklı kararı alabilmek durumunda kalabiliyorlar. Burada da genelde hakkaniyet ve adil davranmak kaydıyla hareket ediyorlar diye düşünüyoruz. Dolayısıyla sıralama da bu kapsamda değerlendirilebilir, sıralamayı da değiştirebilir hakemler. Araçta hareketli parçaların bulunması bir sorun teşkil eder mi? Yani burada bizim hareketli parça olabilir, servo olabilir. Ama burada güvenlik hususları önemli. Güvenlik olarak bir risk teşkil etmemesi önemli bizim için. Yoksa robot kol da hareket ediyor aslında suyun içinde. Görevi yaparken tabii ki dönme ekseninde olsun, farklı eksenlerde olsun hareket edebiliyor. Dolayısıyla o çok bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyoruz biz. Güvenlik konusunu parantezinde tekrar vurgulayarak. Araç ölçüsü yapılırken aracın robot kol kapalı konumdayken ölçeceğiz arkadaşlar. Robot kol kapalı konumdayken en büyük ölçüde göre ölçümü yapacağız.
Aracın gücünü pil ile sağlayacağız fakat pili araç dışına koymak istiyoruz. Bu mümkün müdür? Bu ne demek tam anlayamadım ama aracın üzerine mi yoksa dışarıda mı, kontrol masasında mı? Yani şeye bir engel yok. Yani aracın üzerinde bir yere koyacaksınız, bunu sızdırmazdan nasıl sağlayacaksınız bilmiyoruz. Ama kontrol masasında diyorsanız, kontrol masasında biz sadece şunu söyledik. 50 volttan küçük olacak şekilde herkes kendi güç kaynağıyla gelebilecek. Herkes kendi güç kaynağıyla aracın gücünü sağlayabilecek. Güç dönüşümü işlemi için kontrol masası, pardon, düzeni hakkında bilgi verir misiniz? Güç dönüşümü işte kontrol masasında aslında bir şey yok arkadaşlar. Sadece biz 220 voltu sağlayacağız size. Orada takımlar 220 volttan veya batarya da olabilir. Kendilerine hani bataryayla da beslenmek isteyen olabilirse olabilir. Güvenlik açısından risk teşkil etmemek kaydıyla tekrar vurguluyorum bunu. Dönüşümü zaten takımlarının yapmasını bekliyoruz. Ama hiçbir şekilde mesela su altı aracına 220 voltun gitmesine izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Bu çok geçen yıl çok fazla soru geldi. Bazı takımlar 220 voltu araca taşımak istediler. Kesinlikle bu aşamada söyleyeceğim. Sakın yarışma günü 220 voltu biz araca veriyoruz da gelmesin hiçbir takım. Geçen yıl bununla karşılaştık. Bu sene karşılaşmak istemiyoruz. Bunu tekrar vurguluyoruz. Lütfen 220 voltu araca taşımayın. Bu emniyetli bir durum değil. Suyun içerisinde dalgıç oluyor. Kabloyla bu şeyi taşımak istemiyoruz, bu gerilim değerini. Çünkü kablonun sızdırmazlığı vesaire, yalıtımı, bu konuda her şeyi detaylı kontrol etme şansımız yok orada açıkçası. 220 volt risk teşkil ediyor. Dolayısıyla istemiyoruz bu konuyu. Dönüşümü masa üzerinde yapmamız gerekecek. Gerekli olan gücün bir kısmının araç içerisine yerleştirilmiş bataryadan diğer bir kısmında araç ve kontrol masası arasındaki bağlantı aracılığıyla sağlanması mümkün müdür? Değerlendirme açısından bir problem oluşturur mu? Aslında şartnamede bu ayrımı yapmadık. Bunu tekrar bir değerlendirelim biz. Ama şu anki mevcut şartnameye göre gücü araç üzerinden de sağlayabilirsiniz. Masadan da sağlayabilirsiniz. İkiye bölerek bir kısmını oradan, bir kısmını oradan da, onlarda bir engel yok. Sadece dedim ki orada gerilim seviyesi önemli oluyor. Yani araç üzerindeki bataryada da 50 voltluk geçmenizi istemiyoruz. Şimdi burada soru, biz aracımıza batarya kullanmadan kablo ile enerji sağlamayı tasarladığımız. Kablo demek şunu anlıyorum ben, sanki 220 voltu araca vereceğiz gibi anlıyorum ben bu soruda. Biraz önce cevapladım, 220 voltu kesinlikle yarıştırmayacağız arkadaşlar. Aracın üzerine 220 voltu taşımayacaksınız. Güç çevrimini kendinizin yapmasını bekliyoruz. Yani şu olabilir, 220 AC-DC çevirici kullanıp 220'den 48 volta çeviriyor olabilirsiniz, 12 volta çeviriyor olabilirsiniz. Ama bunu masa üstlerinde yapmanızı bekliyoruz. Bunun için biz bir şey sağlamayacağız. Biz sadece 220 voltu vereceğiz. Oradan istediğiniz gibi çevirin diyeceğiz size. Güvenlik önlemleri, riskler konusunda ben biraz bahsettim aslında. En önemli gördüğümüz risk sızdırmazlık. Geçtiğimiz 2 yıl gördüğümüz bütün takımların neredeyse tamamına yakını diyelim. En az bir kere veya birkaç kere sızdırmazlıkla ilgili problem yaşadılar. En hazır takımlar bile problem yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bu konu çok önemli. En kritik konu, yani çalışmalarımızın heba olmaması açısından tekrar vurguluyoruz. Lütfen sızdırmazlık konusunu birinci sırada öncelikli gereksinim olarak, yani bunun nasıl sağlanacağı, yarış orada açıp kapatma ihtiyacı olduğu zaman sızdırmazlıktan nasıl emin olacağınız, yani tek bir bölme mi yaparsınız, 3 tane orik mi kullanırsınız, sadece oradan da erişim sağlarsınız. Bu gerekleri iyi çalışarak karar vermeniz gerekiyor tasarımlarınıza. Yoksa aracın 4 tane 5 tane yerinden ayrı kapaklarla her tarafını açar konuma geldiğiniz zaman her taraftan bir risk oluşuyor. Dolayısıyla bunu yönetmeniz daha zor. Bu biraz tasarım detayı, hani bu detaya tasarımda dikkat etmeniz önemli. Bazı takımlar bunu çok iyi yapıyor. Çok iyi yaptığını gördük. Hiç problem, yani sızdırma konusunda en ufak bir problem yaşamayan takımlar da oldu. Çünkü bu sızdırmazlık detayını çok iyi çalıştılar açıkçası. Dolayısıyla özellikle yeni katılacak takımlara benim önerim, yani bizim ASELSAN olarak önerimiz, sızdırmazlık konusunu lütfen detaylı çalışın. Çünkü bu sene de yine benzer şekilde bütün takımların neredeyse hazır bir şekilde gelmesine rağmen birçoğunun yarışamayacağını görebiliriz, görmek istemiyoruz. Biz çünkü bütün takımların yarışmasını istiyoruz orada. Dolayısıyla bu konuda da hazırlıklı gelebilirseniz, bu detaya dikkat edebilirseniz çok sevinirim. Çünkü su altı havadaki bir ortama benzemiyor arkadaşlar. Bunu zaten tasarımları yaparken, testlerinizi yaparken göreceksiniz. Gerçekten test etmesi zor bir yer.
Biz Aselsan'da yıllarca, yaklaşık 13-14 yıldır su altında farklı ürünler geliştiriyoruz. Sahada en çok zorlandığımız konu hakikaten sızdırmazlık konusu diyebilirim. Ve en çok başımıza gelen konu diyebilirim. Bu burada da sizin için aynı şey geçerli olacak. Dolayısıyla bu konuyu tekrar vurgulamak istiyoruz. Bununla ilgili bir makale yayın yani gösteremiyoruz açıkçası. Hani bir genel geçer internette aslında bakıp bulabileceğiniz şeyler, genelde Google'daki aramalarınızdan herhangi bir referansa gerek yok. Her yerde olan şeyler zaten sızdırmazlıkla ilgili şeyler. Güvenlikle ilgili de aslında birçok şeyi söyledik yani. Hani burada güvenlik ve risk oluşturabilecek şeyler. Riski söyledik. Güvenlikle ilgili de zaten hani gerilim seviyesinin kaç olması gerekiyor. Zaten şartnamede aslında güvenlikle ilgili şeyler yazıyor. Dikkat edilmesi gereken hususlar. Biz sadece risk olarak sızdırmazlığı çok büyük risk olarak gördüğümüz için bunu tekrar tekrar belirttik. Devam sürekli de belirteceğiz. Önümüzdeki dönemde de belirteceğiz. Yarışma günü geldiğinde de takımlara belirteceğiz. Sızdırmazlıkla ilgili çok fazla problem yaşadığınız için bir de şeyi vurgulayalım. Aslında yanınızda yedek parça, yedek malzeme getirme konusunda da lütfen biraz cimri olmayın mı diyeyim artık. Tam öyle söylemek istemiyorum ama en azından oradaki riskleri de düşünerek, yani sızdırma olması durumunda işte belki bölmeli tasarım olabilir. Şimdi denizaltılarda var mesela, bazı denizaltılarda bölmeli tasarım. En azından bir yerde bir şey olduğu zaman sızıntı, diğer taraflarda personeli koruyabiliyorsunuz. Burada da mesela bir tarafta sızdırma olsa kademeli bir sızdırma altyapısı da olabilir. Bazı takımlar bunu yaptı geçtiğimiz dönemde. En azından yanınızda yedek parça, yani geçen mesela kamerası bozuldu bir takımın. Yedek kamerası yoktu, yarışamadı. Kamera yoksa yarışamıyorsunuz arkadaşlar. Burası sizin kritik petiniz aslında. Dolayısıyla kamerada bozuk arıza olması durumuna istinaden yedeğinizde bir alternatif B planınız olabilir. Yedek kameranız olabilir veya bilmiyorum, çift kamera kullanıyor olabilirsiniz aracınızın üzerinde gibi. Bu riskleri aslında biraz kendinizin öngörmesi ve buna göre B planı yedek çözümlerinizle, hani redundancy'ye dikkat edecek şekilde, İngilizce kelime burada çok iyi oturduğu için onu söylüyorum. Redundancy, elektronik tasarım açısından biz çok kullanırız onu. Özellikle uçuş, insan savaşlarında çok önemli bir konu bu da. Uçaklarda da, havacılıkta yani bir şeylerin yedeklenmesi önemli. Bu tasarımlarınızda da buna dikkat edebilirsiniz diye düşünüyoruz. Çünkü sızdırmalarda genel gördüğümüz problem, bir şey sızdırıyor ya kamera bozuluyor ya bir tane kart bozuluyor, yedeği olmuyor, takımlar yarışmadan çekilmek zorunda kalıyorlar. Bunları yaşayın istemeyiz açıkçası. Tarihte değişikliğe gidilme gibi bir durum olabilir mi? Tarihte değişikliğe gidilmeyi düşünmüyoruz. Bunu T3 Vakfı daha sonra belki cevaplayabilir. Evet, sızmazlık testinden geçen bütün takımları yarıştıracağız. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Güvenlik sorunu yoksa yarıştırıyoruz. KTR ile birlikte projenin tasarımına ait CAMCAD dosyasını, yazılım açıklayan ek PDF yükleyebilirsiniz. Ekstra bir puan değil ama yarışmadaki beklentilerimizden biri şöyle düşünün arkadaşlar. Yarışma gününe kadar veya videolarınızı gönderene kadar hocalarımız, değerli hocalarımız değerlendiriyor bu raporlarınızı. Belli başlı kriterler çerçevesinde. Sadece raporlarınızı görüyorlar. Dolayısıyla raporlarınızı ne kadar etkin yazarsanız, etkin demek uzun yazmak demek değil arkadaşlar. Az, öz ama anlaşılır ama bütün tasarımı da ortaya koyan detaylarıyla anlatabilirseniz o kadar iyi puan kazanırsınız. Bazı takımlar çok iyi yazıyor raporları. Bazı takımlar gerçekten çok dikkat etmiyor, çok da önemsemiyor ama gene vurgulamak istiyorum. Hocalarımızın kritik, yani videolar gelene kadar en azından tasarımlarınızla ilgili tek fikir sahibi olabileceği yer bu raporlarınız. Geçen yıl bazı takımlar sınırdan eleme şeyi geçti, barajı geçti ve dereceye girdiler. Bunu açıkça söyleyebilirim burada. Bunun ne kadar önemli olduğunu söylemek için söylüyorum. Yani o takımlar sınırdan altta kalıp yarışamamış da olabilirdi hakikaten. Bu duruma gelmeyin lütfen. Dolayısıyla rapor kısmı önemli. Akademik kariyerinizde de önünüzdeki uzun yıllarda da bu elektronik dünyasında çalışacak veya makine mühendislik dünyasında çalışacak arkadaşlar için söylüyorum tabii. Sizin için önemli bir birikim olacak bu. Dolayısıyla önemli bir kazanım da olacak. Buna dikkat ederek hocalarımıza da sizin tasarımınızla ilgili aslında kafalarındaki tamamen böyle bütün soruları cevaplayacak şekilde bir rapor yazmanız bence önemli. Puanda ekstra puan gelmez ama bu yazacağınız ekstra ilave CAMCAD dosyası, işte yazılımı daha iyi açıklayan bir PDF gibi şeyler tabii ki puanlamada size artı getirecektir. Ama ilave puan mıdır onu bilemem açıkçası. Onu hocalarımız değerlendirecektir. Ama raporlarda zaten bu tarz detaylara dikkat ediliyor yani. Verdiğiniz detaylar ne kadar anlaşılır? Algoritma detayından bahsediyor musunuz? İşte elektronik tasarım detayı düzgün anlatılmış mı? Akışlar,
mekanik tasarım düzgün anlatılmış mı, bütün detaylar, analizler yapılmış mı gibi bütün detaylara dikkat ediyorlar, onu söyleyebiliriz. Evet, bu soruyu zaten cevaplamış olduk. KTR aşamasında deney yapmadan ve öğrenmesi çok uzun süreceğinden dolayı simülasyon yapmadan nasıl bir rapor sunabiliriz? Yani bunu tabii bizim çok bir şey söyleme imkanımız yok. Simülasyon yapmadan, yani kağıt üstünde, yani çok farklı raporlar geliyor. Kağıt üstünde tasarım yaparak sunanlar da oluyor. Bir takım çizimler yapıp, bir takım elde hesaplamalar yapıp yazan arkadaşlar da oluyor veya ne yapacağını anlatan arkadaşlar da oluyor. Bu artık yani bizim çok görüş verebileceğimiz bir konu değil. KTR'den beklentileri ben söyledim. Onu dikkate alarak bunları, bu sorunun cevabını aslında takımlar kendileri değerlendirmesinde fayda var. KTR aşamasından geçilmesi halinde aracın yapım ve malzeme tedariki kalan sürede yetişmeyebilir. Bunun için ne yapılabilir? Valla buna ben çok cevap veremeyeceğim arkadaşlar. Yani bu bir risktir. Şimdi biz de burada mesela proje yönetiyoruz. Takvim riskimiz oluyor. Takvim riskini de yönetmek takımların sorumluluğunda. Bunu en hızlı nasıl yapabileceğinizi, bütün takımlar aynı problemle mücadele edecek. Dolayısıyla hem teknik olarak en iyi çözümü oluştururken hem de taktik olarak da aslında bir proje yönetiyorsunuz. Projenin planlaması, bütçesi, işte belki sponsor bulması, kaynak bulunması. Bu süreçte aslında bu bir projenin baştan sona nasıl yönetileceğini de öğrenmiş olacaksınız. Bu açıdan bu yarışma, dereceye girersiniz, giremezsiniz, yarışabilirsiniz, yarışamazsınız onu bilemiyoruz. Ama en azından şöyle bakın, başından sonuna kadar bu süreci yaşamak size çok önemli bir bilgi birikimi katacak. Bu burada sorulan sorudaki aslında süre baskısı, projedeki süre baskısı da büyük risklerden biri tabii ki, ama bunu da takımların yönetmesini bekliyoruz. KTR'de hazırladığımız malzeme listesinde kullanmayı hedeflediğimiz malzemeleri raporu teslim ettikten sonra herhangi bir sebeple tedarik edemezsek, o ürün yerine başka bir marka ürün kullansak sorun olur mu? Buna T3 Vakfı cevap verse daha iyi olacak ama yani bu tarz sonuçta mücbir sebep gibi konular bunlar. Aslında yani değiştirebilirler sonradan. Evet. Değiştirebilirsiniz. Çok engel teşkil edecek bir durum değil açıkçası. Evet. Tamam, geçiyorum. Tasarımda değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Kritik tasarımdan sonra sonuçta belki test yapacaksınız, problem göreceksiniz, tasarımı değiştirmek zorunda kalacaksınız. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Tasarımınız KTR'den sonra da değişiyor olabilir, değişiyor zaten. Ama dediğim gibi biz sonuçta hakemlerimiz, hocalarımız KTR'ye göre bir puanlama yapıyorlar. Öyle olmak zorunda, yani bir şey koymak zorundayız yani burada. Ama KTR'den sonra tasarım hatası çıkar, problem çıkar testlerde, tasarım değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Puan kaybetmek diye de bir şey yok. Önemli olan 14 Ağustos tarihinde bir video göndermeniz. Bizim için kritik konulardan biri o. Bunu söyleyebiliriz. KTR'de pandemi sürecinden bahsetmek akademik rapor yazım kurallarına uymayabilir. Bu süreçten bahsedersek herhangi bir sorun olur mu? Ya bahsedebilirsiniz tabii de. Yani özet, hani sizi nasıl etkilediğini belki vurgulayabilirsiniz. Buna da çözüm nasıl ürettiğinizi riski yönetmek adına bu detayda bir şey vurgulayabilirsiniz. Yoksa hani ben böyle anladım aslında bu soruyu da. O minvalde tabii ki bahsedebilirsiniz. KTR'de bir görsel, yani şöyle montaj görüntüleri illa yayınlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ne kadar bilgi sağlayabiliyorsanız o kadar sağlamak. Yani sonuçta olmayan bir bilgi sağlayamayacaksınız zaten. Dolayısıyla KTR'de illa montaj görüntüsü, illa şu olsun demek gibi bir durumumuz yok. Onu sınırı biz koymuyoruz. Siz elinizde ne kadar bilgi varsa, tasarımda ne noktaya geldiyseniz aslında onu yazacaksınız buraya. Hakemlerimiz de ona göre değerlendirecekler. Sonuçta bazı takımlar bunu yapabilecek, bazıları yapamayacak. Evet, pandemiden dolayı sıkıntılar var. Burada bu da anlaşılabiliyor. Dolayısıyla illa olmanız gerekmiyor. İlla sağlamanız gerekmiyor bu görüntüleri sağlayamıyorsanız. Ama bunun yerine çizim koyabilirsiniz. Başka bir şeyler sağlayabilirsiniz belki. Yeter ki hakemlerimizin, hocalarımızın bu raporu düzgün bir şekilde değerlendirebilmesini sağlayacak seviyede, detayda ve yeterlilikte bilgi sağlamanız önemli olan. Sualtı, burada soru şu, ilk defa katılacağız denmiş. Simülasyon yaparak kritik tasarım raporunda kullanmayı düşünüyoruz ancak yeterli kaynak bulunmadığı için yeterli olmuyor. Sualtı aracı modellemesi yayınlayabilir misiniz veya canlı yayın yapabilir misiniz? Yani buradan ne kastedildi tam anlamadım açıkçası. Böyle bir şey yapmıyoruz biz.
modellemeyi biz yapmıyoruz aslında. Biz takımlardan beklediğimiz konu bu zaten. Modelleme ve tasarım detayı aslında. Modellemeyle mi yaparlar? Tasarıma elle tasarım mı yaparlar? Hesap kitapla mı? Teorik hesaplamalarla mı yaparlar? O bizi yani bizim dahil olabileceğimiz bir konu değil. Takımlardan bekliyoruz buradaki tasarımı. Kritik tasarım raporu puanları açıklandıktan sonra detaylı bir geri bildirim yapma planınız var mı? Bunu T3 Vakfı'yla değerlendirebiliriz. Yani sonuçta puanları açıklıyoruz. Onun haricinde geri bildirim yani olabilir tabii. Yani bütün takımlara tek tek geri bildirim yapabilir miyiz bilmiyorum. Sonuçta biz hakemlerimize gönderiyoruz raporları. Bütün hakemlerimiz değerlendiriyor. Onlara göre bir ortak bir puan belirleniyor. O açıklanıyor. Hani onun süreç anlatılıyor olabilir. Belki gelir bildirim olabilir ama bunu ayrıca bir değerlendirelim T3 Vakfı'yla birlikte. ATR'yi erteleme ihtimaliniz var mı? Ertelemeyi düşünmüyoruz diye düşünüyorum. T3 Vakfı cevap verebilir buna Engin Bey. Belki. Yani bizim takvime yetişebilmemiz için arkadaşlar bir de sonuçta KTR'den sonra da diğer takvimlerimiz de devam ediyor. Yarışma takvimine de uygun hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla takvimleri ötelememiz çok mümkün olmuyor açıkçası. Çok zor, çok, yani çok ekstrem durumlar olmadıktan sonra. Bunu geçiyorum. Yani T3 Vakfı'nın cevaplayabileceği soruları aslında geçiyorum. Onları sonradan aslında cevap olarak size iletebilirler. Vakit kaybetmemek adına ben bunları geçeceğim. Maddi destek konusunda yapacağınız destek bütçe planlamamıza göre mi olacak? Bunu da geçiyorum. Koronavirüsün ekonomi yapmış olduğu olumsuz etki sebebiyle bulmuş olduğumuz sponsorluklar iptal oldu. Bu sebeple Teknofest'in bu sene yapacağı maddi yardım arttırma imkanı var mı? Bunu da geçiyorum. Bunu vakıf değerlendirecektir bu soruyu zaten. ÖTR değerlendirmelerinde yer alan zaman, bütçe ve risk planlaması başlığı için kendimizi geliştirebilmek adına ayrı ayrı bilgi almamız mümkün mü? Yani burada tabii ayrı ayrı bilgi almamız mümkün derken yani zaman, yani biraz önce şey söyledim aslında. Bir proje yapıyorsunuz burada. Bu projenin bir zamanı var, bir takvimi var, bir bütçesi var. Yani şöyle sonuçta bütçede de şu önemli oluyor bizim için. Tabii raporlarda vesaire değerlendiriliyordu. Yani sonuçta bir tasarımı 3.000 liraya yapan takım da var. 50.000 liraya yapan takım da olabilir. Dolayısıyla hani takımın zaman planlaması, yani burada projenin zaman planlamasını düzgün yapmış mı? Bütçe planlamasını düzgün yapmış mı? Risk planlamasını düzgün yapmış mı? Riskte hangi risklere göre B planı hazırlamış, hangilerinde hazırlamamış? Bütçede mesela öngördüğü riskler var mı? Zamanda yetişememesinin durumunda hangi kritik milestone'lar var? Onları yetiştirmek adına B planı neler uygulayacak? A planının yetişmemesi durumunda gibi. Yani bu başlığın altında beklenen şeyler bunlar aslında. Projeyi nasıl yöneteceğiniz. Projedeki en önemli konular, en önemli üç konuda bunlar aslında. Teknik haricindeki zaman, bütçe ve riskin yönetimi. Dolayısıyla bununla ilgili sizden o başlık altında bunu nasıl planladığınız, nasıl yöneteceğinize dair bilgi vermeniz bekleniyor. Sanırım soruya cevap olmuştur diye düşünüyorum. İlk defa katılım sağlayan yarışmacıların puanlamasında pozitif ayrımcılık yapılacak mı? En azından maddi destek konusunda bunu tabii T3 Vakfı ayrıca değerlendirecektir. Yoksa bizim hani teknik açıdan bir pozitif, puanlamada pozitif bir ayrımcılık yapma gibi bir şeyimiz yok açıkçası. Teknofest aracılığıyla sağlanan desteklerin malzeme kapsamı nedir? Örneğin evlerimizde üretim yapabilmek adına 3D printer, matkap gibi temel ekipmanları bütçeye yazabilir miyiz? Bunları T3 Vakfı cevap verecek. Teknofest bize atölye 3D printer gibi olanaklar sağlıyor mu? T3'ün imkanlarını kullanabilir miyiz? Burayı da geçiyorum arkadaşlar. Ben teknik kısımları cevaplamaya çalışacağım. Yarışma şartnamesiyle ilgili hususları. Teknofest desteği açıklamasından önce test ve değerlendirme için satın aldığımız ürünler bulunmakta. Faturalarında sakladığımız ürünler için destekten yararlanabilir miyiz? Bunu da geçiyorum. Bu da ilave bir konu. Su altarcı yapmak için gereken malzemelerin çoğunu Türkiye'de bulmak neredeyse imkansız. Yurt dışından gelecek parçalar için ise genelde fatura kesilmiyor. Vereceğiniz maddi destek yurt dışı siparişinde kapsam dışında kalır mı? Bu desteği kullanmak için nasıl bir süreç izlememiz gerekir? Bunu vakıf cevap verecektir. Bu da vakıf ilgilenen idari bir konu. Maddi desteği bilet almak için de kullanabilir miyiz? Geçiyorum. Robun denenmesi için havuz ve benzeri kaynak bulunduğumuz bölgede bulunmamaktadır. KTR aşaması geçildiği takdirde havuz maddi destek kapsamına giren bir ürün müdür? Bildiğim kadarıyla arkadaşlar havuz sağlayamıyoruz. Yani bulunduğunuz şehirde
bulunduğunuz bölgelerde havuz imkanı olan yerlerden aslında biraz daha şey, yani sponsor gibi oluyor bu. Bu yarışmadaki aslında önemli konulardan biri de, onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Sonuçta vakıf tabii ki elinden geldiğince bütün takımları desteklemek istiyor. İki yıldır da bizim de gözlemlediğimiz, yani dışarıdan bakan biri olarak, Aselsan olarak vakfın bu bütün takımlara, hani en azından belli seviyeyi geçmiş takımlara, şartları sağlayan, puanı almış takımların tamamına destek verme çabası bence çok önemli. Ama tabii ki bunun da bir limiti var arkadaşlar. Hani hepsine de her istediğini verebilecek durumda değil maalesef. Bunu destek gibi düşünün. Bu desteğe ilave olarak maliyetleriniz olacak. Bu maliyetleri de sponsor bularak, başka yöntemler bularak sağlamanız bekleniyor. Bu da önemli bir kazanım olacak sizin için. Yani bazı arkadaşlar sanayide bir tane firmayı bulup orada üzerine reklamını yapıp finalde yarışacağız deyip oradan 300 liralık destek alabiliyor veya 500 liralık. Veya bir parçayı kestirebiliyor. Çok örneğini gördük biz geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla yeni katılacak takımlar için özellikle bunu söylemek istiyoruz. Lütfen bulunduğunuz şeylerde, yani sınırlarınızı zorlayın. İşte bir otelin havuzu olur, bir tane belediyenin bir havuzu olur. Bunlara destek verebiliyorlar. Atıyorum çok kısıtlı da olsa, atıyorum 2-3 saat onları size ayırabilirler. Bunlar için biraz lobi yapmak gerekiyor tabii. Dolayısıyla bu da önemli bir kazanım. Projeye kaynak ve sponsor bulunması. Dolayısıyla vakfın desteğinin üzerine bir şeyler daha yapmanız gerekecek. Bunu da burada vurgulamış olayım. Havuz konusunu da vakıf da ayrıca bir cevap verecektir buna. Toplanamıyor olmamız büyük bir sorun. Bu da bize aracın yapım aşamasında bazı testlerin yapılmasında zorluklar çıkaracaktır. Robotu varsayımlar üzerinden tasarlayıp maddi destek aldığımızda mı gerçeğe dönüştüreceğiz? Bu durum göz önünde bulundurularak bir kolaylık sağlanacak mıdır? Ayrıca KTR için her ihtimalleri düşünmeye çalışıyoruz. Bu sebeplerden kaynaklı puan kırılımı durumu var mı? Ya, KTR'de puan kırılımı diye bir şey yok arkadaşlar. KTR'de gelen rapordaki başlıklara göre şablon paylaşıldı. O şablonlardaki başlıkların altının ne kadar dolu, ne kadar bilgilendirici, yani dolu derken uzun olmasını kastetmiyorum. Yani hakikaten özet olabilir ama yani bir tabloyla bile çok güzel özetleyebilirsiniz bazı bilgileri. Ama yeter ki hocalarımızın çok iyi değerlendirebileceği seviyede bilgilerin sağlanması. Yoksa yani ona göre puan verilecek. Burada kırılma gibi değerlendirmemek lazım. Verilen bilgiye göre bir puan karşılığı olacak bunun. Robotu varsayımlar üzerinden tasarlayıp maddi destek aldığımızda mı gerçeğe dönüştüreceğiz? Tabii bunu bir cevap veremeyiz. Yani bazı takımlar kendileri maddi kaynaklar da sağlayıp önden başlıyorlar aslında bu şeyleri tasarlamaya, hatta üretmeye de başlıyorlar. Dolayısıyla burada biraz takımların kabiliyetine ve yeteneğine bağlı. Yani kimisi şunu da diyebilir, ben tasarım yapayım, maddi destek geldiğinde gerçeğe dönüştüreyim. Ama biraz önce söylediğim gibi maddi desteğin tamamını beklemeyin arkadaşlar. Sonuçta vakıf bu kadar çok yarışmada, bu kadar çok takıma destek vermeye çalışıyor. Bunun da bir limiti, bir sınırı var. Dolayısıyla bunu sadece size destek gibi düşünün. İlave kaynak yaratma için biraz daha çabalamanız gerekecek diye düşünüyoruz ASELSAN olarak biz. İki takımımızdan biri ön tasarım raporunu geçemedi. Bu süreçte elenen takımımızı birinci takımla birleştirirsek herhangi bir sorun olur mu? Şimdi bununla ilgili aslında takımdaki değişikliklerle ilgili bir şartnameye bir bakmamız gerekecek buna. Yani takımlara kritik tasarım rapor aşamasına kadar izin verecektik. Belki bu aşamada şartnamedeki başvuru koşullarını sağlıyorlarsa izin verilebilir. Kritik tasarıma kadar mı Engin Bey? Evet, geçen yıl da öyle izin vermiştik. Tamam, o zaman kritik tasarım raporuna kadar takımlarda değişiklikler olabiliyor anladığım kadarıyla. Ona izin veriyoruz. Tamam, devam ediyorum. Yarışmaya başvurduğumuz formu güncelleyemiyoruz. Dolayısıyla üye alamıyoruz. Daha önce formu güncelleyip üye alabileceğimiz söylenmişti. Üye değişikliği KTR denemesinden sonra yapılabilecek mi? Bu hafta içinde açacağız. Hem maddi desteklerle alakalı hem de başvuru formunu güncelleme ile alakalı. İşte biz rapor aşamasına bir hafta kala daha çok takımlara buna izin verecektik. Şu an talepler olduğu için hızlıca açabiliriz bunu da.
Tamam. Özgünlükte neleri görmek istiyorsun? Aranan kriterler nelerdi? Mekaniksel tasarım yazılımsal uygulamanızın özgün bir zahit olması bir özgünlük için yeterli midir? Yeterli değil arkadaşlar. Burada aslında özgünlüğün sınırı yok. Yani thrusterları kendi yapan, nozulları kendi yapan arkadaşlarımız var. Pervaneleri kendi yapan takımlarımız var. Kendileri tasarlayan arkadaşlarımız var. Veya yurt dışından T100, T200 bildiğiniz Blue Robotics standart thrusterını kullanan arkadaşlar da var. Mekanik tasarımı zaten genelde özgün olabiliyor. Veya yazılımsal şeyler kendine özgün olabiliyor takımların ama bazı arkadaşlar mesela konsolları kendileri tasarlıyorlar. Bazı takımların çok güzel konsol tasarımları oluyordu. User interface'leri kendileri çok iyi tasarlıyorlar. Kumanda kolunu bile kendisi tasarlayan arka takımlarımız var. Dolayısıyla hani özgünlük dediğimiz zaman yani yazılımsal olabilir, donanımsal olabilir, mekanik tasarım olabilir, araca farklı bir yetenek veya hani görmediğiniz bir özellik de katıyor olabilir. Bunların hepsini değerlendirebilirsiniz açıkçası. Mesela geçen yıl mesela stereo kamera kullanan arkadaşlar oluyor mesela. Stereo kamerayla kontrolü sağlamak üzere. Hani bunlar, dolayısıyla bunu hocalarımız değerlendirecek. Onlar şöyle kendileri bir araya geliyorlar. Aslında birlikte biz şey yapıyoruz. Konuşuyoruz aslında bu konuyu. Ona göre ortak bir karar alıp hangisinin ne kadar ağırlığı olacağını tabii onu paylaşmıyoruz sizle. Bunu paylaşmak da istemiyoruz. Çünkü özgünlüğü biraz daha özgür bırakmak istiyoruz. Herkesin mekanik açıdan da, elektronik açıdan da, yazılımsal açıdan da. Yani bazı arkadaşlar mesela kartları kendileri tasarlamışlar. Çin'de üretmişler mesela. Kendi tasarım kartlarını kullanıyorlar. Bu bizim için bir özgünlük tabii ki. Bazı takımlar kartları hazır alıyorlar. Yani biz hem elektronik açıdan, hem mekanik açıdan, hem yazılım açısından, hem algoritma açısından bütün bu parametreleri koyup aslında hepsini birlikte değerlendirerek bir karar verebiliyor. Yani sadece bir mekanik tasarım veya yazılım değil. Buna elektroniği de katabilirsiniz. Parçaları da katabilirsiniz. Yani özellikle motor veya thrusterlardaki pervaneler, nozulların tasarımı, yani hazır kullananlar da var. Kendi tasarımlarını yapıp bunu kullananlar da oluyor. Dolayısıyla bunun bir farkı olacaktır. Raporlama kısmında takım şemasından. Ya takım şemasından şöyle, takımın bir şeması, görev paylaşımı, kimin nereden sorumlu olduğu, ne beklendiği gibi detayları bekliyoruz. Bizlere yaptığımız tasarımların simülasyonunu yapmamız gerektiğini söylediniz. Fakat elektronik tasarım için kullandığımız kartlar için uygun bir simülasyon bulamadık. Bunun için farklı bir öneriz ve simülasyon formülü. Ya simülasyon şöyle arkadaşlar, simülasyon zorunlu değil. Yani hani bu tasarım detayı aslında bizim için. Takımlar dediğim gibi teorik hesaplamalarla da tasarım yapıyor olabilirsiniz. Simülasyon da yapıyor olabilirsiniz tasarım aşamasında. Bu yeteneğinize veya imkanınıza bağlı bir şey. Ama sonuçta yarışma şartlanmasına göre biz şunu bekliyoruz. Kritik tasarımda biraz önce bir detayları bahsettik zaten. Mümkün olabildiğince tasarımı anlatan bir özet bilgiye ihtiyaç var. Çünkü hakemlerimiz, hocalarımız tasarımlarınızla ilgili başka bir yerden bilgi bulamayacaklar. Sadece bu raporu dikkate alarak puanlama yapabiliyorlar. Ama Ağustos ayında bir gerçek test videosu istiyoruz. Bu final etabından kalabilmek için bizim için bir şart. Tekrar söylüyorum. Simülasyon için illa bir şeyimiz yok. Yani elektronik kartı kendi tasarlayan arkadaşlar kendileri bir elektronik kart için simülasyon programı da kullanıyor olabilirler. Mekanik tasarım yapan arkadaşlar akış analizi için CFT analizi yapıyor olabilirler. Bunun için bir program kullanıyor olabilir ama zorunlu değil yani. Bu hani illa kullanın diye demiyoruz. Bu tavsiye gibi alabilirsiniz bunu. Özellikle bir şeyimiz yok yani. Beklentimiz yok. Bu biraz ekibin kendi vereceği karar, tasarım detayı, o tasarımın nasıl şekillendireceğini, nasıl ilerleyeceğini belirlemesi gereken bir karar diye düşünüyoruz. Yarışmanın ertelenmesi veya iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil diyebiliyoruz. Hani böyle bir durum olur mu olmaz mı bilmiyorum açıkçası. Olursa zaten bak bununla ilgili bilgilendirme yapacaktır size. Teknofest'in, evet, ben bizim geleceğimiz için faydaları nelerdi? Güzel bir soru aslında. Toparlayacak olursam aslında biraz önce birkaç şeyden bahsettim. Bir projeyi baştan sona sponsor bulmadan, planlamadan, riskleri yönetmekten, teknik zorlukları yönetmekten de bahsettik. Hepsini bir arada yönetmenin nasıl bir şey olduğunu aslında tecrübe etmiş olacaksınız burada. Bu gerçek hayatta da yani iş hayatında da mühendislik yapacak arkadaşlar için özellikle söylüyorum veya herhangi bir alanda da olabilir. Her yerde proje yapıyorsunuz aslında. Yaptığınız her iş bir proje. Hepsinin bir zaman kısıtı var, bir bütçesi var.
Bu bütçe illa para demek değil, iş gücü de demek aslında. Ayırdığınız zaman da aslında, sizin ayırdığınız nitelikli iş gücü de onun için bir bütçedir. Bunları nasıl yönetmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Bu bence sizin için en büyük kazanım bu olacak. Geçen yıl 9. sınıftan bir arkadaşımız katılmıştı. Şöyle bir ifadesi olmuştu. Hocam ben bu yarışmadan çok şey öğrendim demiştik. Biz de demiştik ki ne öğrendin demiştik. O da şöyle söyledi. Stresle baş edebilmeyi öğrendim. Planlama yapabilmeyi öğrendim. Sanayiye gidip nasıl iş yapılabileceğini, nasıl iş bitirilebileceğini, nasıl sponsor bulabileceğimi öğrendim demişti. Biz de demiştik ki çok şey öğrendim demiştik. Gerçekten bu Teknofest sizin için çok kıymetli arkadaşlar. Biz üniversite yıllarında sanayinin yolunu bilmiyorduk. Şimdi ben 40 yaşına yaklaşmış biri olarak söyleyeyim bunu. Ama şimdi sizin T3 Vakfı sayesinde, yani bu Teknofest yarışması sayesinde aslında sizi teşvik edici şekilde, zorlayıcı şekilde size hedefler konuluyor. Hem teknik açıdan, hem taktik açıdan, hem stratejik açıdan. Sponsor bulmaya uğraşıyorsunuz, reklam bulmaya uğraşıyorsunuz, kaynak bulmaya çalışıyorsunuz, problemlerle boğuşuyorsunuz, test altyapısı, havuz bulamıyorsunuz, havuz bulmak için mücadele ediyorsunuz. Aslında bu süreçteki yaptığınız her bir iletişim bile sizin için önemli bir kazanım. Dolayısıyla çok yönlü düşünebilirsiniz Teknofest'i. Her açıdan sizin gelişimize çok büyük katkısı olacağını biz düşünüyoruz. Düşünüyoruz ya, görüyoruz zaten. Tecrübemiz de bunu söylüyor. Onun için çok kıymetli bir çalışma. Burada olmanız da çok iyi. İyi ki varsınız bu yarışmada. Bu kadar çok takım başvurması bizi çok mutlu ediyor. Biz de işimizden, gücümüzden ilave vakit ayırarak buraya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu da bizi zorlamıyor aslında. Mutlu da ediyor açıkçası. Çok da mutluyuz. Bunun bir parçası olmaktan. Siz de bunun mutluluğunu yaşayın bizce. Tabii ki bir tatlı bir rekabet olacak. Ama bir şeyleri başarabilme. Yani yaşayacağınız problem bile size çok şey öğretecek. Bazen başarısızlık başarıdan daha çok şey öğretir. Hakikaten başarısız olduğunuz yerlerde bile o başarısızlığın kaynaklarını, kök sebeplerini bulurken bile çok fazla efor harcayacaksınız. Ve bunlar bile size çok şey katacak diye düşünebilirsiniz. Deyip geçeyim, çok fazla uzatmadım. Yarışmada dereceye girmemiz durumunda tasarımımızı ülkemiz için kullanılabilecek mi? Ya olabilir tabii. Ama ülkemiz için şöyle düşünebilirsiniz. Yani kullanılabilecek mi derken direkt hemen gidip bir yerde kullanmak gibi varsamayın. Ülkeye çok önemli bir katma değer sağlıyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli bir birikim sağlıyorsunuz. Biraz önce konuşmanın başında kreatini takımına teşekkür ettim. Yani 2 yıldır, 3 yıldır yarışıyor arkadaşlar. Ve şu an ülkeye kendi tasarımlarını da koyacak şekilde bir simülasyon ortamı gibi bir hizmetleri oluyor. Orada bir arkadaşımız vardı. Pervanelerini kendileri tasarlıyorlardı mesela. Bir tane daha mikro şey takım adını unuttum ama orada da görev yapmıştı. Yani o yeteneğin bu ülkede kazanılması bile çok önemli bir şey bizim için. Yani bu birikimin sağlanması, yani şimdi su altı alanında çalışan firmalarımız var. Yarın öbür gün bu firmalarda işe gireceksiniz. Buradaki tasarım kabiliyetinizi orada aslında sıfırdan başlamadan orada kullanabilecek seviyede olacaksınız. Öyle düşünün. Bu ülkemiz için en önemli kazanım bence bu olacak. Tabii ki tasarımınızı geliştirip gelecek senelerdeki yarışmalara aynı takıma katılabilirsiniz. Bunu yapan takımlar var zaten 3 yıldır. Yani ben görüyorum yarışmalara düzenli katılan takımlar var ve gelişmelerini de görüyorum. Çok da mutlu oluyoruz. Buradan arkadaşlar startup firmalar da kuruyorlar. Bu da çok önemli bir kazanım. Aslında kendileri bu araçlarını geliştirerek küçük firmalar kurup ülke ekonomisine de katkı sağlayabiliyorlar. Bu da bizim için önemli bir kazanım. Beklentimiz de bu yönde açıkçası. Buralarda yarışan arkadaşlarımızın bir kısmı sanayide önemli kurumlar ve kuruluşlarda bu alanlarda çalışacak. Bir kısmı kendi firmalarını kuracak, bu alanlarda çalışacak. Dolayısıyla ülkeye çok büyük katkı olacağını değerlendiriyoruz. Aynı takımla katılmaya devam edebilirsiniz. Zaten bunu da teşvik ediyoruz aslında, istiyoruz. Daha iyi oluyor gelişimleri için. Üniversitelerimiz için, özellikle üniversite ve liselerimiz için bu takımların kurulup devamlılığının sağlanması bizim için çok önemli. Görüntü işleminin araç üzerinde yapılması durumunda görevlerde başarısız olunsa dahi +50 puan takım puanına eklenecek midir? Şimdi bununla ilgili detay yazmadık arkadaşlar. Bunu bir değerlendirelim. Bu tabii çok uygun olmuyor açıkçası. Ama güzel bir soru. Biz şartnamede bununla ilgili bir şey yazdık mı diye hemen bir kontrol edelim. Evren Bey bir hemen kontrol ediyor. Başarısız olma durumunda tabii şeyi tartamayacağız. Yani ne olup bittiğini tartamayacağız için bu durumda şey, yani her takım 50 puan alma durumuna bile gidebilir yani. Dolayısıyla bunu biz bir daha bir değerlendirelim. +50 puan konusu. Bunu netleştirince biz geri dönüş yapmış oluruz bununla ilgili.
Yarışma öncesinde yüz yüze yapılacak eğitimler online yapmayı planlıyor musunuz? Evet, bu eğitimler online olacak zaten. Eğitim vereceğiz arkadaşlar ama bu eğitimi tabii şöyle, sadece yarışma özeli gibi düşünmeyin lütfen. Yani belli başlıklarda hem genel kültürünüze hem bilginize katkı sağlayacağını düşündüğümüz buradan uzman arkadaşların size yol gösterici gibi aslında genel yazılımda nelere dikkat edilir? Atıyorum elektronik güç tasarımında motor sürücülerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi. Yani hem genel bilgi olacak hem de size de yarışmaya da katkı sağlayacak bilgiler verecek gibi düşünebilirsiniz. Bunlar ondan yapılacak zaten. Bu tarihlerde duyurulacak size Teviz Vakfı tarafından. İki kategoriye başvuramıyorsunuz arkadaşlar. Sualtı yarışmasında sadece tek kategoriye başvurabiliyorsunuz. Bu başvuruyu yapmış bir takım varsa aynı takım iki kategoride birden yarışamaz arkadaşlar. Engin Bey bunu bir isterseniz bir kontrol edin tekrar bir. Tamamdır. Bu takıma geri bildirim verelim. Bununla alakalı geçen yılda takımlar elenmişti açıkçası. Hani diskalifiye edilme durumuna kadar gidiyor bu durum. O yüzden dikkat edilmesinde fayda vardı. Arkadaşlarımıza gerekli uyarı yapacağız. Evet, geçen yıl evet böyle bir durumla karşılaşmıştık. Doğru. Evet. İki kategoriye katılamıyorsunuz arkadaşlar. Yarışma yani şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu sorular şunu söylüyor bize. Yarışma şartnamesinin çok iyi irdelenmediğini de söylüyor. Bunu da lütfen eleştiri gibi değil de yani bir geri besleme gibi algılayın. Yarışmada aslında şey belli oluyor yani. Hani sadece birisine kayıt yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüksek öğretim seviyesine katılacağız. Sadece ileri kategoriye, orta öğretim seviyesindeki katılımcılar temel ve ileri kategorilerden sadece birisine kayıt yaptırabiliyor. Dolayısıyla iki kategoriye katılma şansımız yok. Bizimle birlikte 3 adet Aleste isimli takım bulunmaktadır. Takım ismimizde değişiklik yapmak istiyoruz. Evet, ortak takım isimleri varsa arkadaşlar talep yapıp isim değiştirelim lütfen. Evet. Vakfa bilgi verirseniz Engin Beyler yardımcı olacaktır zaten. Evet, gelen sorularla ilgili cevapları tamamladık sanırım. Çok teşekkür ederiz Zekeriya Bey hem sunum hem de cevaplar için. Takımlar açısından umarım faydalı olmuştur. Herkes kendi notlarını almıştır takımlarda. Biz de birkaç ekleme yapalım konularla alakalı. Birkaç not almıştım ben. Onlardan bahsedeyim hızlıca. İlk olarak kritik tasarım raporu aşamasında bir erteleme söz konusu olmayacak. Burada hem takvime uyabilmek hem de süreci daha iyi yönetebilmek için bir de maddi destekler vereceğiz sonrasında. Ki sizin araçlarınızı tamamlayabilmeniz için bu takvime uyabilmek bizim için de önemli oluyor. O yüzden hani tasarımlarınızı ve yapabildiğiniz testleri bu aşamada yapıp raporunuzu belirtilen süreye kadar 5 Haziran denmişti. 5 Haziran'a kadar yetiştirmeye çalışın lütfen. İkincisi de maddi desteklerle alakalı. Bununla alakalı çok soru gelmişti. Biz bayramdan sonra takımlara maddi destek başvurularını alabilmek adına bir link göndereceğiz. Burada takımlar destek başvurularında bulunacaklar. Alacakları malzemeleri belirleyecekler. Bu da danışma ve yürütücü kurum tarafından değerlendirmeye tabi tutulup uygun takımlara destek verilecek. Ki geçen sene geçebilen yani ön tasarımda geçebilen bütün takımlara destek vermeye çalıştık. Orada da bir limit belirlenmişti gelen maddi destek talepleri doğrultusunda. Bu yıl da aynı şekilde olacak. Ama maddi destek başvurusunda bulunmak da kesin olarak hani bu desteği alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu da dikkat edip ona göre planlamalarınızı ayrıca yaparsınız. Maddi destek başvuruları 26 Haziran'da açıklanacak. Hem rapor sonuçlarınız hem de maddi destek sonuçları. Burada maddi destek almaya hak kazanan takımlardan biz taahhütname isteyeceğiz yine. IBAN numaralarını isteyeceğiz. Gelen IBAN numaralarına da maddi destek tutarlarını yatıracağız. Ondan sonra taahhütnameyi gönderdikten sonra alışveriş yapmaya başlayacaklar. Bu alışverişte elektronik ve mekanik malzemeleri kapsıyor. Onun dışındaki ulaşım, konaklama ya da daha farklı malzemeleri alması değil, aracı yapabilmeniz için verilen bir destek. Buna dikkat edip alışverişlerinizi, malzemelerinizi alırsanız biz de seviniriz açıkçası. Buna da dikkat ediliyor. Yani onun dışında ulaşım, konaklama, yeme içme gibi şeyler çok olmaması tercih ediliyor. Onun dışında
Yani bunu da bahsetmiş olduk. Elektronik ve malzeme, elektronik ve mekanik bileşenler, komponentler alabilirsiniz. Onun dışında bir de ek olarak bizim vereceğimiz maddi destek dışında sponsor bulmaya çalışın. Hani burada Zekeriya Bey de ifade etti. Yani alabileceğiniz kadar okulunuzdan ya da bulunduğunuz lokasyondaki sanayi firmalarından ya da büyük firmalarla görüşün, işte mail atın, sürekli olarak gidin, görüşmeler yapın. Yani online olabilir ya da tanıdıklarınız vasıtasıyla olabilir. Sürekli olarak sponsor bulmaya çalışın. Yani bu 3-5'e bakmayın, her yerden destek almaya çalışın ki aracınızı da çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yani herkesten destek almaya çalışın. O konuda verebileceğimiz tavsiye bu. Bizim de söyleyeceklerimiz bu kadardı. Ekstra sorusu olan varsa şu aşamada alabiliriz. Yoksa toplantımızı sonlandırabiliriz. Ben raporla ilgili bir şey sorabilir miyim acaba? Rapor formatıyla ilgili daha doğrusu. Tabii, buyurun. Raporlarda bizden istenen elektronik tasarım, mekanik tasarım şeklinde ayrı başlıklara ayrılmış. Hani rapor template'inde. Yani biz bu ama araçta kullanacağımız kısımlar işte hareketi sağlayan kısmın kendi içinde bir elektronik tasarım, mekanik tasarımı var. İşte navigasyonu sağlayan kısmın ayrı bir sistemi var. Yani biz bu parçaları blok blok açıklayıp hani her birinin içerisinde kendi elektronik, mekanik, yazılımsal açıklamalarını yapmayı tercih edebilir miyiz peki? Hani tam template'e uymuyor çünkü. Daha bir bütünlük oluşması açısından. Ya olabilir. Hani bu şey. Sonuçta o bir şablondur. Şablonda mekanik tasarımın altında bahsederken oradaki elektronik parçayla ilgili bilgi vermek istiyorsanız orada da bahsedebilirsiniz. Ama elektronikte yani orada kasıt şuydu aslında. Mekanik tasarım şimdi başlı başına bir şey tabii. Onu ayrı başlıkta değerlendirebiliriz diye bir düşünmüştük biz. Elektronik tasarımın da yani genelde böyle hani bir blok şema çizip genel kontrol akışının nasıl olduğunu anlatan blok şemalar koymanız faydalı olacaktır. Yani atıyorum merkezdeki processing unitiniz ne? İşte motorları kontrol edeceğiniz, kullanacağınız elektronik kart neyse onlar işte hangi sensörler varsa o diyagramın olması, akışın nasıl olduğunu görmek hocalarımız açısından faydalı oluyor. Yani minimum en azından elektronik başlığı altında böyle bir blok şema seviyesinde bir şeylerimizin olması faydalı olur bence. Ama illa o detay, onun detayının tamamı orada olmalıdır diye bir şey söylemeyeyim. Diğer tarafta da isterseniz orada da bahsediyor olabilirsiniz. Hocalarımız zaten ona göre değerlendirecektir ama illa o bir şablondur. Şablonda da bir tutarlılık olması açısından o şekilde paylaşıldı. Daha önceki yıllarda aslında biz çok da sıkıntı yaşamadık. Genelde takımlar da buna uydu. Ama o tarafta olsa daha bizim açımızdan daha düzenli olacak diye düşünüyorsanız onu yazabilirsiniz. Onunla ilgili bir hani puan kırarız diye bir şey yok. Öyle bir değerlendirmeniz yok. Sorabiliyor muyuz şu anda sorum? Tabii buyurun. Bu manuel görevlerden otonom görevlere geçiş sırasında aracın içine müdahale hakkımız olacak mı yoksa ard arda hiç ara vermeden geçiş mi olacak görevlere? Olacak. Yani parkurları sırayla yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir takım çıkıp bütün parkurlar yarışmıyor. Parkuru kuruyoruz, bütün takımları yarıştırıyoruz. Sonra bir sonraki parkura geçiyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Tamam, teşekkürler. Benim bir sorum olacaktı takımla alakalı. Sualtı grubu linkinde de mail olarak atmıştık ama teyit etmek istiyorum. Biz temel ve ileri kategori olarak iki farklı takım adıyla ve iki farklı robot yaparak katılmak istiyoruz. Ama takım üyeleri aynı olabiliyor mu? Takım kaptanları farklı olacak şekilde. Hayır, bütün takım üyeleri farklı olmalı. Bütün takım üyeleri farklı olmak zorunda arkadaşlar. Mail geçen olarak... Takım araçlarındaki yani benzerlikten dolayı da yani benzerlik ve raporlar bile çok benzerdi. Onu açıkça söyleyelim burada. İki takımı da diskalifiye etmek zorunda kaldık. Dolayısıyla özgün bir çalışma bekliyoruz. Yani takımlar tabii ki birbirine yani yardımcı olabilir vesaire ama bizim burada beklentimiz her bir takımın kendi tasarımıyla ortaya çıkması. Onun için de her takımdaki bütün üyelerin farklı olması gerekiyor. Takım bir üye iki takımda olmayacak. Mailde bize bununla alakalı bir sorun teşkil edilmeyeceği söylenmişti de. Siz tekrar bir mail atabilir misiniz? Maile tekrar bakalım biz. Yani yoğunluk dolayısıyla tam anlaşılmamış olabilir belki mail arkadaşlarımız tarafından. Bir tekrar bakalım olmadı. Tamam, teşekkürler. Rica ederiz. Chatten sorular var. Onlara hızlıca bir bakalım.
İlk defa katılacakları destek önceliği var mı? Yani destek önceliği yok. Yani bu gelen raporlar ve sıralamaya göre belirlenecek. Bir de sizin hangi malzemeleri talep ettiğinize göre. O yüzden bütün takımlar hani eşit davranmaya çalışıyoruz. Bu, burada da aynı şekilde olacak. Destek vereceğiniz takımlar ÖTR'ye göre mi belirleyeceksiniz? Hayır, burada kritik tasarım raporuna göre belirlenecek. Yani artık finale katılma hak kazanabilecek takımlara destek verilmeye çalışılacak. Üçüncü soru, Teknofest'in ertelenme ya da iptal edilme durumu var mı? Ya biz şu aşamada Teknofest'i ve yarışmaları olabilecek şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. En azından yarışmaları yapabilmek adına, yani belki bir festival havasında geçmeyecek, belki uçaklar gelmeyecek o alana ama sadece yarışmaların olabileceği şekilde de farklı senaryolar yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında çok fazla yine soru var. Nasıl yapsak? Bu soruları... Ben şöyle hızlıca bir bakıyorum Engin Bey. Hı hı. Toplantının video kaydına erişebilme imkanınız var mı diye gelmiş. Evet, onu yayınlayacağız. Şeyden sonra. Yazılım yürüyorum. Lisansları dahil midir bütçeye diye gelmiş bir soru. Yani bütçe, sonuçta lisans alınacaksa tabii ki yani bütçeye dahil etmeniz gerekecek arkadaşlar. Ya bütçeyi şöyle düşünün, yani bütçe aslında projeyi yapmak için ihtiyaç duyduğunuz her şey aslında baktığımızda. Destek vereceğiniz takımları ÖTR'ye mi göre belirleyeceksiniz? Hayır, bu KTR olacak bu. Ertelenme iptal durumu yok dedik. Henüz asılı kalmak değil arkadaşlar. Zemine oturma, yani denizaltı görevinde zemine oturma bekliyoruz. Robot üzerinden kontrol üstünde bulunan kablosuz modeme su altından bağlantısı. Ya şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sorularda da vardı. Modemle bağlanmak istiyoruz. Su altında kablosuz ağlarla çalışmanız çok zor arkadaşlar. Su altında elektromanyetik dalgalar çok çabuk sönümleniyor. Çok fazla güce ihtiyacınız oluyor. Havuz büyük olmasa bile, yani küçük bir havuzdan bahsediyorsak bir 10 metre, 5 metre küçük bir havuz ama buralarda muhtemel çok büyük sıkıntılar yaşayacaksınız. Daha önceki dönemlerde bununla ilgili raporlarda yazanlar olmuştu ama sonraki dönemlerde herkesin çıkardığını gördük bu konuyu. Kablosuz modem veya Bluetooth gibi şeylerle haberleşme yapacağız diyen takımların çıkardığını gördük biz. Dolayısıyla hani bu konuya dikkatinizi çekelim. Zaten bir arkadaş da cevap yazmış. Su altından kablosuz bağlantılar çok zorlu, verimsiz olabiliyor diye. Tasarım ne kadar detaylı olacak? Servo motor çizilmeli mi? Yani servo motorun detayını çizmenize gerek yok arkadaşlar. Yani servo motoru çalışma prensi. Hani bunun raporun sonu olmayabilir. Yani biraz önce onu söylemeye çalıştım. Raporun uzun olması önemli değil. Yani sonuçta hocalarımız okuyor bunu. Hocalar servo motorun detayını biliyor zaten. Ama orada servo motor mu kullanacaksınız? Başka bir şey mi kullanacaksınız? Atıyorum. Thruster'ın tasarımını kendiniz mi yapıyorsunuz? Özgün tasarım yapıyorsunuz. Bunun bir simülasyon çıktıları olabilir, analizleri olabilir. Onları koyabilirsiniz. Hani bu tarz şeyler. Bir görevi deneme hakkımız birden fazla mı yoksa tek arkadaşlar? Süre başladıktan sonra o parkur için tektir. Yani ikinci kez bir şansınız yok. KTR yazılırken ÖTR'nin devamı şeklinde olabilir mi yoksa sıfırdan mı? Ya ÖTR'nin devamı gibi olacak zaten. Yani şöyle, tasarımınız değişmiyorsa ÖTR'nin devamı gibi, ama ÖTR'nin devamı gibi altına eklemek gibi algılamıyoruz biz. ÖTR'deki tasarıma ilave edecek şekilde tasarımın daha detaylı halini olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Görüntü işleme gerçekleşirken verileri kayıt etmemiz isteniyor mu? Aslında öyle bir beklentimiz yok. Öyle bir şey şartnamede de belirtmedik. Bunu tekrar bir şey yaparız, not alırız. Engin Bey, bu chat şeylerini kayıt alıp gönderebilir misiniz bize tekrar bir? Onları alabiliyoruz mu? Evet, alabiliyoruz. Onları alalım. Hani sizin de şu aşamada vaktinizi çok almamak adına bu soruları gönderelim. Cevap vereyim. Sadece bak daha sonra bakalım dediklerimize bakmak için söylüyorum bunu. Tamamdır. Başka bir takımda elenmiş bir arkadaşımızı takımımıza alabilir miyiz? Ona cevapladı zaten Engin Bey. Bir haftaya kadar, kritik tasarıma kadar takımlara değişiklik hakkı verecekler. Su üstünden kontrol ve kumanda edilebilmesi amacıyla şamandıra bulunması sorun oluşturur mu? Bu ne demek? Yani şamandıranın üzerinde bir haberleşme, Wi-Fi'den haberleşme vesaire gibi bir şey mi düşünülüyor?
Berk Bal burada mı acaba? Soruyu sordu ama. Merhabalar. Dediğiniz gibi doğru. O şekilde bir planımız vardı bizim. Sorun oluşturur mu bu? Yani çok istediğimiz bir şey değil aslında da. Yani şöyle siz kablosuzla oraya ulaşıp oradan aşağı mı? Aslında şöyle biz şartnamede direkt kablo şöyle bir şurada. Güç kablosunu bağlayacaksınız. Yani suyun üzerinde bir şamandıra gibi bir şey istemiyoruz. Çünkü zaten kablo olarak biz 25 metrelik bir kablo istiyoruz. Hem batı hattı için hem de şey için. Güç hattı için diyoruz aslında. Tabii gücü uzaktan verecek olanlar için. Yani dolayısıyla şu çok uygun olmayacaktır. Oraya şamandıra koyup buradan orayla Wi-Fi haberleşeyim. Oradan aşağı haberleşeyim. Yani gücü nasıl yapacaksınız? O zaman şey mi? Kontrol masasından oraya şamandıraya kabloyu bağlayacaksınız. Oradan da aşağıya mı bağlayacaksınız? Oradan da aşağıya mı devam edecek? Cihaz zaten normal bataryalı bir şekilde çalışacak. Biz şamandıranın içerisine de ufak bir batarya devresi kurarak işlem bitene kadar, yani yarışma bitene kadar o yok, batarya bütün enerjiyi sağlayacak. Yok, hayır hayır. Kablosuz bir şekilde. Aracın üstündeki güç haricinde gücün tek verilebileceği yer kontrol masası arkadaşlar. Onun için şamandıralı çözüm uygun değil, onu kabul etmeyiz. Engin Hocam. Buyurun Murat Bey. Merhaba, kolay gelsin hocam. Merhabalar, sağ olun. Şimdi hocam şartname yayınlandığında biliyorsunuz Ocak, Şubat aylarında şartname yayınlandı. Biz de takım olarak hızlı bir şekilde planlarımızı yaptık. Malzemelerimizin siparişini verdik, üretime başladık. Şimdi maddi destekte siz diyorsunuz ya, şimdi 26 Haziran'dan sonraki faturaları biz ödeme yapacağız diye. Yani bu tarih... Evet, yani ondan önceki yapılan harcamaları Teknofest ya da yarışma komitesinin karşılamayacağını zaten belirtmiştik. Bunu da web sitemizde de duyurmuştuk. Gruptan da önceki mesajları, maillere de bakabilirsiniz. Evet, yani önceki harcamaları biz karşılayamıyoruz maalesef. Yani destek verdikten sonra, yani biz bunu ajansımızla birlikte yürütüyoruz. Kendilerine de talep ettik açıkçası. Yani yarışmacıların bu yönde bir isteği var şeklinde. Olumsuz ama şey var Engin Hocam. Olumsuz dönmek zorunda kaldık. O yüzden... Anladım da şimdi mesela şimdi KTR yazarken, ÖTR yazarken şimdi orada bazı testlerin yapılması gerekiyor. Mesela havuz testine aracın girmiyorsa, robotun girmesi gerekiyor. Bu elektronik kartlar yani mekanik malzemeler alınmadan nasıl test yapılacak ki? Yani 26 Haziran çok geç değil mi faturalar için? Çünkü 26 Haziran'la da 15 Ağustos arasında yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süre var. Yani o süreçte de aracın tasarımının en azından nihai hale getirilip bitirilmesi gerekiyor ki maddi destek verildikten sonra da artık tasarımın hani üretime geçilip testlerinde bir şekilde bitmesi gerekiyor aslında. 2,5-3 aylık bir süre oluyor. O sürede de yapabilmenizi bekliyoruz. Hani o süreçten önceki şeylerde de dediğim gibi hani sponsorluklarla ya da kendi birikimlerinizle belki aracın o üretimini gerçekleştirebilirdiniz ya da testlerinizi yapabilirdiniz. Ama hani şeyin süreci bu şekilde olduğu için ekstra bir şey sağlayamıyoruz maalesef Murat Bey. Anladım. Zekeriya Hocam, bir sorum da size olacaktı hocam. Şimdi daha demin sorularda da cevaplamıştınız gerçi ama ben hani netlik kazansın diye tekrar sormak istiyorum. Bu manipülatör kol olayı, yani ölçü boyutları var ya hocam. Şimdi bizim normalde robotumuzun tasarımındaki ölçüsü 45 santim boyu. Manipülatör kolu buna dahil ettiğimizde 55 santime falan geliyor. Yani manipülatör kol ölçü kriterinde ölçü olarak baz alamayacaksınız. Baz almayacaksınız değil mi? Bunu söylemiştiniz. Konum dedim aslında ben ona. Açık değil de kapalı konumu neyse ona göre dikkate alacağız dedim. Ama zaten bizim yani kolumuz ileri geri hareket etmiyor. Zaten sabit diyorsunuz. İleri geri hareket etmiyorsunuz. Evet. Onu bir daha bir değerlendirelim. Biz geçen yıl yarışmada... Hocam ben bir mail atmıştım yaklaşık 2-3 ay önce bu konuyla ilgili. O mailin çıktısını da biz aldık. Ben kendi dosyamda saklıyorum. Orada bana şunu denmişti. Yani manipülatör kol ölçüye dahil değil demişti. Yani bizim robotumuzun boyu şu an 45 santim. Manipülatör kolu eklediğimizde 55 santim oluyor. Yani burada kolumuz herhangi bir ileri geri hareket etmiyor, sabit. Tamam.
Ya bunu geçen yılda sanırım bir daha bir kontrol edeceğiz onu. Bu şekilde sanırım yanlış hatırlamıyorsak biz manipülatör kol kapalı veya hariç mi evet, ölçmüştük? Hariç ölçmüştük sanırım. Final etabında o kararı vermiştik. Benzer yöntemle ilerleyebiliriz. Onu bir daha bir kontrol edelim. Biz geri, Engin Beylere geri dönüş yaparız. Onlar tekrar cevap dönerler. Ya tamam, bir sıkıntı tamam. Olmaz değil mi hocam? Sonuçta biz ona göre tasarımımızı yaptık şey olarak. Ya bu konu şimdi herkes için aynı problem olduğu için Murat Bey. Yani şey, hani herkeste bir kol olacak. Herkes aynı şartlara gelmiş oluyor aslında. Hani dolayısıyla sıkıntı olacak bir durum yok. Biz ona göre değerlendirelim. Zaten muhtemelen şey diye döneriz. Yani kol hariç ölçeceğiz diye dönüyor olabiliriz. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Hemen birkaç soruya daha ben cevap vereyim aslında. Sızdırmazlık test videosu zamanı uzatılabilir mi çözüm olarak? Şimdi bunu bir değerlendirelim biz. Sızdırmazlık test videosu. Olabilir ama yani yetiştirebilmeler evet. Adına belki ileri bir tarihe de alabiliriz. Onu biraz daha ilerletebiliriz. Evet. Orası çünkü biraz esneyebileceğimiz yer olabilir. Otonom görevlerde görev cisimlerinin koordinatlarını vermeyeceğiz arkadaşlar. Ben sunumda da söylemiştim bunu. KTR'de kod istemiyoruz. Yani şöyle, bu aşamada KTR'de kod yazmanızın bir anlamı yok. Ama algoritmayı yazmanız önemli arkadaşlar. Yani algoritma tasarımını yazabiliyorsanız kritik tasarım raporlarında, bu hocalarımız için önemli bir girdi olacaktır diye düşünüyoruz. Tecrübe kısmında prototipler için yaptığınız testleri tabii ki yazın. Testlerden elde ettiğiniz tecrübeler, oradan oluşan riskler nedir, onları nasıl yöneteceksiniz, bu tarz detaylar olmasında fayda var tabii ki. Simülasyonlardan kastım yani bu algoritma simülasyonu olabilir. MATLAB'taki bir simülasyon sonucu da olabilir. Bir akış analizi yapıyorsanız CFD analizi de olabilir. Kritik tasarım raporu için soruldu sanırım bu soru. Çemberden geçme görevindeki çemberlerin üst tarafındaki 10 santimlik açıklığın sebebi şu arkadaşlar. Bazı takımlar kablonun üzerlerine küçük süngerler koyuyorlar. Kabloyu yukarıda tutabilmek adına. Dolayısıyla o yukarıdaki açıklığın sebebi o kablonun orada rahat çıkabilmesi aslında, hareket sağlayabilmesi. Tamam, herhalde aslında sorulara genel olarak. KTR'de elektronik tasarım başlığı özelinde blok diyagramı ek olarak kart tasarımlarının görüntülerine eklenmesi şablonu aykırı olur mu? Olmaz. Ben blok diyagramı minimum diye söyledim zaten. Blok diyagramın altında kartların detaylarını falan da verebiliyorsanız verin arkadaşlar. Ama çok yani burada kritik olan şu. Yani 100 sayfa kritik tasarım raporu gelmesin. Yani ben şimdi kişisel görüşümü söyleyeyim. Ben de hoca olsam şöyle değerlendiririm. 100 sayfa rapor geleceğine 20 sayfa çok özet, vurucu bilgilerle gelsin. Yani o destan gibi hikaye gibi çok böyle detaya kadar ince seviyede anlatmanız gerekmiyor. O kadar detayı zaten hocaları da ilgilendirmeyecek, bizi de çok fazla ilgilendirmeyecek. Ama genel olarak tasarımı nasıl yaptığınız, algoritmaya yaklaşımınız, kontrole yaklaşımınız, işte mekanik tasarımdaki o akışları nasıl hesapladığınız veya thruster'daki güç ihtiyaçlarını nasıl hesapladığınız gibi detaylar önemli oluyor. Onları hani vurucu olacak şekilde, özet olacak şekilde vurgulamanız yeterli diye düşünüyoruz. Bir soru daha sorabilir miyim acaba? Tabii. Bu otonom görevler sırasında araçtan herhangi bir dijital bilgi almamız zorunlu mu? Yani herhangi bir irtifa, sıcaklık, basınç vesaire? Yok yani. Yani kumandalı görevlerde istasyonu sonuçta yazdırıyoruz bilgileri. Yani yazdırmanızı da beklemiyoruz. Yani sıcaklık vesaire gibi bilgi de istemiyoruz ki. Öyle bir bilgiye ihtiyacımız yok bizim. Yani geçen sene yapılmış projelere baktığımızda yazdırılmış. Bir önceki sene. Bir önceki sene. Bir önceki senedir o. Tamam. Teşekkürler. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Cisimlerin ölçüleri henüz belli değil dendi ama kıskaç için soruyorum. Yani maksimum hani ne kadar bir ölçüde olur toplanacak bir cisim? Ya şöyle, denizaltı maketi geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 50 santime yakındı boy olarak. Kaç ama, duyamadım. 50 santime yakındı ama üst yani 120 derece açılarla yerleştirilmiş 3 tane bacak var orada. O bacaktan çok küçük bir yani basit bir yani şunu atıyorum. Blue Robotics'in standart manipülatör kolları vardır mesela. Onlar çok rahat tutup kaldırabiliyor. Yani yani o cisimlerin diğer cisimler de mesela 10 santim 10 santim dikdörtgenler prizması veya 10-15 gibi bir şey düşünün. Mesela dikdörtgenler prizması gibi bir şey olacak belki. Onun üstünde zaten ona biz tutulabilecek bir kısım yapıyoruz. Belki şeyin videosunda vardır. Kreatini takımının videosu paylaşıldı sanırım link olarak. Evet, orada varsa çizimler orada vardır zaten. O çizimlere de göre yapmış arkadaşlar onu. Orada örneklerini göreceksiniz zaten. Orada kollar rahat tutulabilecek şekilde zaten şeyler, altyapılar bırakılıyor. Teşekkürler. Merhaba, ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Öncelikle teşekkür ederiz bugün
sorularımızı yanıtladığınız için. Benim sorum daha önce gösterdiğiniz sorular içerisinde de vardı. Yani ben Google Groups'tan da sormuştum. Bu kameradan navigasyon yapabilmek için havuzun kenarlarına cisim yerleştirme problemi. Ancak kendimi doğru anlatamadığımı düşünüyorum. Anlatmak istediğim konu şuydu. Hani aracın konumunu bilip de oradan hedef cisme yönelmekten ziyade, yani bu navigasyon amacından ziyade, aracın kontrol döngüsünde bir konum kontrolü koşturmayı düşünüyoruz. Asıl farkı da burada koymayı düşünüyoruz. Çünkü bu bize gürbüz bir kontrol sağlayacağını düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Bu amaçla bizim navigasyonu elde etmemiz elzem. Bu yüzden bu soruyu sormuştum. Tamam. Yani şimdi bu tabii, bunu koymak fayda sağlar. Evet, doğru. Ama şu an yani bütün takımlar için aynı şey geçerli. Biz geçen yıl da koymadık bunu. Şöyle bakıyoruz biz. 10 metreye 5 metrelik bir havuz var. Yani stratejiyi öyle bir geliştirsin ki takımlar. Bir tane bir şey arıyoruz havuzun içinde. Çünkü aslında görsel olarak zaten hemen hemen visual olarak çok benzer bir ortam içeride. Sadece bir kontrast olarak farklı bir şey görecek aslında. Onu da belki basit search algoritmaları koymak gerekecek. Yani havuzun boyutunu bilerek bunu aslında görsel olarak, yani çok da dibine girmeden uzaktan da tespit edebilecek şekilde yaklaşılabileceğini düşünüyoruz biz. Geçen yıl sadece şöyle bir sıkıntı oldu. Üçüncü günden sonra otonom görevler sonda yapıldığı için suda biraz bulanma oldu açıkçası. O biraz zorlaştırdı. Şimdi bu yıl biz otonom görevden önce bir o şeyi temizleme veya suyu değiştirmeyi düşündüğümüz için bu kadar, yani geçen sene kadar zor olacağını düşünmüyoruz açıkçası. Havuz da büyük olmadığı için hani bir değerlendirelim. Yani bizim aslında beklentimiz biraz daha zorlu olması. Yani gerçek sahada da sonuçta otonom bir görev gerçekleştirirken belki sahayı bilmiyor olacaksınız. Yani bir yerde referans noktalarınız da olmayabilir. Ya da biz şöyle bakıyoruz. Bir torpido yapıyoruz su altında. Torpidonun bir arayıcı başlığı var. Bu su altı aracında bu kamera ama bizimki de mesela akustik bir arayıcı başlık. Yani hedefi relatif olarak bulmaya çalışıyor. Konumunu, gerçek konumunu bilmeye de biliyor açıkçası bazen. Özellikle kablosunu kopardıktan sonra sonuçta sensörden kaynaklı driftten dolayı da çok fazla birikme oluyor mesela. Gerçek konumunu da bir süre sonra kaybetme riski de olabiliyor açıkçası. Ama relatif olarak bulmasını bekliyoruz. Burada da aslında aynı yöntem olabilir. Geçen yıl hani yapan takımlar oldu. Mesela çember geçiş görevini yapan takımlar oldu. Denizaltıyı bulma görevine de neredeyse yani yaklaşan takımlarımız da oldu. Dolayısıyla hani sizin dediğiniz tabii sizi rahatlatacak bir şey. Ama bizim şu anki şartnamemiz tabii biraz daha zorlayıcı bir parkur oluyor. Yanlış mı düşünüyorum? Aslında tam olarak öyle değil. Yani neden farklı düşündüğümüzü anlatmaya çalışayım. Sorun şurada. Benim düşündüğüm şey daha çok otonom kısımdan ziyade kumandalı kontrol kısmında. Bizim arada o farkı göstermeye çalıştığımız yer takım olarak bu kumandalı kontrol kısmında insan efektini, insan hatasını en aşağı indirmek için kontrol yapmaya çalışıyoruz. Konum kontrolü. Yani atıyorum insan oradan eliyle bir joystick kullanmayacak. Tamam, uzaktan kumandalı görevler için kesinlikle böyle bir şey düşünmüyoruz. Gerek yok. Çünkü bizim gözlemlediğimiz hiç böyle bir şeye ihtiyaç yok. Biraz da operatör yeteneği dediğimiz, aslında ben onu vurgulamaya çalışmıştım. Operatör yeteneğinin, yani geçen yıl bir iki tane takımda kendini geliştirerek inanılmaz bu. Çünkü rollarda operatör önemli bir şey. Meslek. O da önemli bir kabiliyet. Dolayısıyla burada biraz beklentimiz de, sunumda da biraz anlatmaya çalışmıştım aslında. Operatör görevi üstlenecek arkadaşın aslında bu denemeleri yapıp öncesinde o hakimiyeti kazanması, uzaktan kumandalı görevlerde biz hiç gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Peki, anladım. Teşekkür ederim. Peki manuel görevlere otonom desteği koyabilir miyiz? Nasıl? Manuel görevlere otonom desteği koyabilir miyiz? Kontrol eden kişiye destek sağlaması açısından mesela bir eşya gördüğü zaman onu işaretlemesi vesaire gibi. Ya, otonom görev derken ya manuelde sonuçta uzaktan operatör kontrol edeceği için yani arka planda algoritmasal olarak destek veriyor olabilirsiniz. Onda bir sakınca yok yani. Hani otonom olarak bir destek sağlıyor olabilirsiniz. Tamam, çok sağ olun. Bu mesela güzel bir özgünlük olabilir açıkçası mesela. Bunu da iyi yapıp, iyi de anlatırsanız bu mesela hocalarımız için de özgün bir yaklaşım olabilir. Fayda sağlayacak bir şey. Bunun da faydasını da anlatabiliyorsanız mesela. Tamamdır, teşekkür ederim. Evet.
son bir soru varsa alalım ya da böyle bir sosyal medya için böyle herkes kamerasını açsa bir şey çıkarsak. Böyle herkes açabilirse en azından sosyal medyada bugün paylaşabilmemiz adına. Ya aslında benim bir sorum vardı. Tabii sorabilirsiniz bu aşamada. Tamamdır. Biraz önceki soru tam anlaşılmadı aslında. Yani havuzun etrafına otonom görevler için yani ekstra bir isim koyabilir miyiz, koyamıyor muyuz? Otonom görevler için. Koyamıyor, koymayacağız. İzin verilmiyor yani. Yok. Tamamdır, teşekkür ederim. Zaten takım özelinde bir şey yapmamız mümkün değil burada. Öyle bir şey olmayacak zaten. Ya aslında biz bir soru sormuştuk aslında daha öncesinde gruptan. Orada izin veriliyor tarzında bir şey söylenmişti de. İzin ver, yani teknik ekipte soru ilk önce. Daha sonrasında olabilir dendi bize. Kim dedi acaba? Tam bilmiyorum da yine bakarım ben gerekirse şey maili. Ona göre bir dönüş yapayım. Peki, tamam. Ama söyleyeyim yani şöyle, otonom görevlerde şey... Yani bir şekilde sonuçta iki tane parkur. Geçen yıla göre basitleştirdik aslında parkuru biz. İki tane görev tanımadık burada. Çünkü takımların çok zorlandığını gördük. Bir tane çemberimiz var. Buradan geçiş. İkinci görevde bir tane denizaltı var. Zaten havuz içinde başka bir obje olmayacak. Dolayısıyla görsel olarak bunun bir şekilde image processing'de aslında tespit edilip sağlanabileceğini düşünüyoruz. Tamamdır. Peki sadece görüntü işleminin yanında başka bir şey de başka bir yöntem de olması sıkıntı çıkarır mı yani? Ne gibi mesela? Mesela bir sonar sistem veya başka bir sistem olması da koy olabilir. Öyle bir engelimiz yok. İlla kamera olsun diye bir şartımız yok zaten şartnamede. Tamamdır. Ama bunu kullanmak için de dediğim gibi hani mesela hidrofon tarzı şeyler koymak havuzun kenarlarına dört kenarına mesela yani yok, öyle bir şey. Yok, öyle değil. Yani aracın üzerine bir sonar koyacaksanız, onunla tespit edecekseniz edin. Onu yapabilirsiniz. Çok kolay bir problem değil, söyleyeyim. Evet. Yüksek frekanslı bir şey koyacaksınız oraya. Yönetmeniz de çok kolay olmayabilir bu seviyede bir araçla. Aracınızı da büyütebilir. Oradaki processing power'ınızın ihtiyacı falan da artacaktır muhtemelen. Ama havuzun kenarlarına hidrofon koyarak vesaire öyle bir şey olmayacak. Tamamdır, teşekkürler. Hocam benim bir sorum olacak. Evet. Öncelikle Teknofest sayfasındaki yapılan duyuruda simülasyon koşullarının test edilmesi ve elde ettiğimiz sonuçların raporlara olumlu ya da olumsuz eklenmesi bildirildi. Şimdi buradaki simülasyon sonuçlarından kastımız yani yarışmanın birebir her aşamasının örneğin Unity gibi bir programda... Hayır, kesinlikle. Değil mi hocam? Yani ben şimdi onu açıklayayım tekrar. Çıkarsak hocam. Tamam. Yani evet Engin Bey o açıklama kısmından bunu çıkartalım Engin Bey. Web sayfasında bir açıklama yapıldı ya simülasyon deyince yanlış anlaşılabiliyor bu. Gibi bir şey oldu hocam. Yani böyle bir zorunluluğumuz yoktu. Kimseden simülasyon istemedik aslında. Hani sizin tasarımınız... Tanıtım mesela Twitter'da vesaire başka diğer takım arkadaşlarımız tanıtım programlarında işte oyun yapar gibi böyle hani buradan geçiyor şuradan geçiyor falan gibi. Ondan ziyade hani başka bir şeyler olması gerektiği. Arkadaşlar o simülasyonun bu raporlara hiçbir katkısı yok. Onu söyleyebilirim. Yani şöyle katkısı yok. Onu arkadaşlar, mesela ben toplantının başına var mıydınız bilmiyorum ama kalitim takımı bir şey yapmış bir çalışma. Ben sadece onun faydalı hani özellikle ilk defa yarışmaya katılacak arkadaşlar için güzel bir çalışma olduğunu ve onu izleyebileceklerini söylemiştim. Sağ olsunlar arkadaşlar da paylaşmışlar. Şimdi grupta görüyorum ben chat grubunda da paylaşılmış. Bu hani özellikle ilk defa katılacaklar açısından yarışmanın parkurların nasıl bir şey olduğunu gözleyebilmeler açısından faydalı bir çalışma. Ama buradaki simülasyondan kasıt şu aslında. Bu simülasyonu kastedilmiyor. Burada biraz önce de söylediğim gibi yani algoritmayı tasarlıyorsunuz. O algoritmanın etkin olup olmadığını MATLAB ortamında bir simülasyon yapıyor olabilirsiniz. Veya mekanik tasarımınızdaki akışın düzgün çalıştığını, o thruster'lardaki o güç yani yeterli etkinin sağlanıp sağlanmadığını test etmek için bir simülasyon ortamında CFD analizi yapıyor olabilirsiniz. Hani bu tarz simülasyonların çıktılarını koyun gibi aslında biraz o kastedildi. O biraz yanlış anlaşılıyor olabilir Engin Bey. O kısmı isterseniz çıkartabiliriz. Yani o esnek, onu biz şey yapmayalım, vurgulamış olmayalım. Yani teknik altyapı için gerekli olan simülasyon. Tabii, aynen öyle. Teşekkür ederim hocam. Pardon, benim bir sorum daha vardı. Belki sormuştu daha önce belki ama kusura bakmayın eğer sorulduysa. Bu otonom görevlerde kablo bağlantısı olacak güç için aynı zamanda bizden
Soyut kontrol istasyonuna bir şey aktarmamız bekleniyor mu? Yani herhangi bir şey. Bir şey aktarmamız beklenmiyor. Çünkü zaten geçen yılki bir tane görevi iptal ettik bu yıl. Orada öyle bir sıkıntı aslında olabileceği için. Burada bir şey aktarmadan iki tane göreviniz var zaten. Bir, çemberden geçme. İki, denizaltıya gidip konumlanma. Zaten yukarıdan siz o görevi yaparken istediğiniz zaman durdurup yarışmayı sonlandırabileceksiniz. Yani çembere doğru gidecek. Zaten siz algoritması olarak yaklaşımını bileceksiniz aracınızın. Zaten yanlış hareketler yaptığını gördüğünüz zaman yarışmayı genelde takımlar durduruyor zaten. Çekiliyoruz diyor bu parkurdan vesaire gibi. Veya teknik mola varsa teknik molayı kullanıyor. Gibi şeyler olabiliyor. Peki mesela bizim müdahale şansımız olsun mu robota? Yani öyle onun olması bir sıkıntı yaratır mı otonom görevler için? Mesela yani tuşa basınca yani, durmasını sağlamak otonomluğu bozar mı? Durdurmak için şey olmayabilir ya. Durdurmakta bir sıkıntı yok. Yani zaten durdurmak demek ya dalgıcı gönderip alacağız ya da gücünü keseceğiz ya da başka. Yani en kötü biz gücünü kesiyoruz zaten durdurmak için. Tamamdır yani. Kontrol istasyonunda parkur içerisinde müdahaleye izin yok ama bir yerde durdurmak için müdahale edecekseniz o zaten parkuru durdurmak demek oluyor. Bitmiş oluyor zaten aslında. Veya molaya geçmiş oluyorsunuz. Neyse işte. Anladım. Yani şey görevi yap mesela çemberden geçse yani geçten sonra ne yaparsa yapsın artık zaten görevi yapmış oluyor. Tabii tabii yapmış oluyor. Biz o anda süreyi durduruyoruz zaten. He, tamamdır. Çok teşekkürler. Benim bir sorum var. Buyurun. Mesela motorların sudan İzolasyonu demiştiniz. Orada nasıl bir kısıt var? Ya zaten şöyle mesela genelde hazır motorlar kullanılıyor. Blue Robotics'in atıyorum. Yani oradaki şey hatta thruster'lar komple yapı olarak kullanılıyor. Zaten onlar sızdırmazlığı sağlanmış şeyler. Üzerine epoksi dökülmüş, sağlanmış. Zaten sızdırmazlığı olmazsa problem yaşıyor zaten takımlar diye düşünüyoruz. Yani biz bütçesiz motor kullanmayı düşünüyoruz. Peki. Bu yıl. Yani denediğimiz kadarıyla da fırçasız motorlar su altında çalışabiliyor suya temas ederek. Peki. Yani siz burada elektrik kaçaklarına karşı mı bir izolasyon istiyorsunuz? Tabii evet. Aslında onu kastediyoruz. Yoksa hani sızdırmazlık tabii ki motorun içindeki detayını tabii biz takip edemeyeceğiz orada ama hani bunu biraz daha motordaki motor üzerinde bunu biraz daha tavsiye gibi şey yapabilirsiniz. Peki. Teşekkürler. Bir de şey sormak istiyorum ben. Şey bir şeyde aracın üstünde gevşek parça olmaması lazım diyorsunuz ya. Araca bitişik olsa parça yani herhangi bir şekilde oynama imkanı olmasa buna izin var mı? Ne gibi? Yani şartlar yani gövdeye bitişik olsa. Nasıl? Gövdeye bitişik olsa yani. Gövdeye bitişik olabilir yani kimileri gövdeye bitişik dışarıya kamera takıyor. Bizim buradaki kaygımız şu arkadaşlar. Bir yerler oynar sivri bir şeyler parçalar vidadır başka bir şeydir. Orada düştüğü zaman ince bir şey tabakası var. O havuzun etrafını güçlendiriyoruz ama bir şeyle sızdırmazlığı sağlıyoruz. Ona zarar vermemesi bizim için önemli. Bir de sivri parça hani yani aslında temelde problem o yani. Çünkü oradan düşüyor ve havuzun dibinde bulamıyoruz. Bir sonraki adımda bir araç oradan geçerken sürtüyor vesaire şeyi yırtma ihtimali olabiliyor. Tabanın gibi. Bu tarz durumlar bizim için risk. 100 ton sudan bahsediyoruz arkadaşlar. Orada 100 ton su var. Bunun da farkında olalım. Yani buradaki temel kaygımız o aslında.